İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey, en iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Rabia Deveci, 23 yaşında ve 2 yıllık evli Hataylı. Ev hanımı olan gelinimiz aslında çocuk gelişimi uzmanı. Herkese merhaba değerli izleyenler. Şu saat itibariyle Aslı Ünel'le Gelin Evi yeni bölümü başladı. Biz İstanbul Küçükçekmece'den merhaba diyoruz. Gelinimiz 2 yıllık evli. Rabia gelinin bir de bebeği var. Bakalım bugün nasıl geçecek ve bizi nasıl karşılayacak? Dış ses hediyem. Mersi. Tan 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 tan. Seni çalalım. Hoş geldiniz Aslı'nın. Ay hoş bulduk Rabia'cığım. Ben geri. Yüzünü kapatmamak için. Ne güzelsin. Teşekkür ederim. İyi misin? Hoş musun? Hoş geldiniz tekrar. Ay, biz de çok mutluyuz. Hoş bulduk bir tane. Maynarlar var. Ay burada ayakkabı. Misafir mi var? Misafir mi geldi? Yok, kızlar onları geldi. Ben kızlar için hazırladım Aslı Hanım. Bende birazcık temizlik takıntısı var. O yüzden kızlara aldım, hediye olarak vereceğim. Ben de artık mesela malum pandemi döneminden sonra özellikle çok dikkat ediyorum. Yani dışarının mikrobunu eve sokmamak lazım. Sen evet, de haklısın çünkü bir bebeğim vardı. Evet, sizden sonra bebeğim gelecek buraya, dikkat etmek zorundayım. Yerim ne kadar bebeğin? 9 aylık. 9 aylık. Adı ne? Eva. Eva. Evet. Hadi o zaman siz şöyle bir çekin bakalım koridoru, biz de sohbete başlayalım. Evet Aslı Hanım, buyurun evime. Ay kapat, almayalım içeri ya da kapat. Aslı Hanım suratımıza kapıyı kapatsa da ne yapıp edip Rabia gelinin evine sızmayı başardık bile. Rabia gelinin salonu ahşabın sıcaklığıyla ısınan modern bir mekan. Mutfaksa dekorasyonuyla siyah beyaz sevenlerin gönlünü çalacak gibi. Rabia gelinin yatak odası da renk uyumu konusunda hayli iddialı. Rabia'cığım birazcık daha seni tanıyalım mı? Hemen kapıda girer girmez sohbete koyulduk çünkü. Kaç yaşındasın? Ben 23 yaşındayım. Ay çok tıpkı çok gençsin ve 2 yıllık evlisin. Evet. Wow. Aslen sen ve eşin Hataylıydınız değil mi? Evet, ikimiz de Hataylıyız. Evlendikten sonra İstanbul'a taşındık. Hatay'ın neresinden? Ben Antakya. Antakya. Eşim de biraz uzak merkez. Ne taraf? Daha çok oranın Narlıca kısmında kalıyor. Semt olarak farklı. Evet, çok güzel. Peki çalışma hayatınız var mı? Ne okudun? Neler yapıyorsun? Ben çocuk gelişim mezunuyum. Çok bu güzel. Meslek üzerine çalışıyordum. Çocuk olduktan sonra bıraktım. Şu an ev hanımıyım. Zor mu? Hem çocuk hem ev hem iş. Evet zor. Yani çalışamıyorum bu yüzden. Aileler burada mı? Hani yok. Yardımcı olmuyorlar mı? Kayınvalidem burada değil. Şehir dışında. Annecin? Annem de depremden sonra o da taşındı yine şehir dışına. Hatay'daydı. Sakarya'ya taşındı şu an. Sakarya'da o da. Evet. Depremde ev... Ev gitti, evet gitti. O yüzden Sakarya'ya taşındılar. Evet. Şey gitti derken tamamen mi? Tamamen yıkıldı. Peki tamamen içinden yıkıldı. Nasıl çıktılar? Çıktılar yani mucize gibi çıktılar bir şekilde. Ay yavrum çok ya. Şükür bir şey olmadı. Siz orada değildiniz. Yok biz İstanbul'daydık. Kaç kardeşsiniz? Kimler vardı? Biz iki kardeşiz. Annem deprem anında benim yanımdaydı. Ben doğum yapacağım için hani hamileliğim zor geçtiği için. Kim vardı peki binada? Kardeşim de babam vardı. Evet. Ah canım benim ya. Onlar nasıl kurtarmış kendini? Yani ilk sallantıda direkt dışarıya çıkmışlar. Bizim ev bina değildi, müstakildi bu arada. Kaç o avantajları vardı, 2 katlıydı. Ha iyi, sadece size ait bir evet, bina. Bize aitti. Üst avantaj. Alta doğru düşmüş. Ah canım benim ya, ah canım. Sonra ne yapsınlar? Memleketten koptular, Sakarya'ya yerleştiler. Evet, şu an nasıllar, iyiler mi şu İyiler, anda? İyiler çok şükür. Kolay bir şey değil onu hissetmek, yaşamak. Hani çeken yaşayan bilir derler. Evet bir tanem o acıları tekrar ben hatırlatmak istemiyorum. Hem size hem sana hem değerli izleyenlerimize. Çünkü hepimizin yarası. Hiç dinmeyen bir yara. Hiç unutulacak gibi değil. O yüzden Allah bir daha yaşatmasın diyelim canım benim. Teşekkür ederiz Aslı Hanım. Eşin ne işle meşgul? Ticaretle uğraşıyor. Motorlu taşıt üzerine alım, satım, kiralama. Yani kendi çapında o şekilde. Peki kapı çaldı.
Evet, kapı çaldı. Hadi. Kızlar geldi. Hadi bakalım, kolay gelsin sana. Tamam, bol şans. Teşekkürler. Tertemiz evime hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Bir hediye getirmek istedim. Biraz da dünden dolayı. Şöyle tamam, onu ben gelince alacağım. Evet. Kızlar, sizden bir şey rica edeceğim. Biliyorum ki ayaklarınızın altları tertemiz. Ama ben sizden dün neden ayakkabı numarası istedim? Neden acaba? Neden? Bu sebepten dolayı hepinize yeni ayakkabılar aldım. Kutusundan çıkarttım. Burada hazırladım. Ama ben bunu kabul edemem. Neden edemezsin? Çünkü benim ayakkabım yılan derisinden. Evet. Benim aldığım da çok güzel, çok tatlım. Yok canım, en sağ ol. En güzellerinden seçtim sizler için. Yarın benim günümde kendin giyersin onları. Sen de beni böyle karşıla, seninkini giyeyim, mutlu olurum. Yok tatlım. Canım, ben takıntılı biriyim. Benim her şeyim takım olmak zorunda. Karşılarken madem anladım, hassas oluyoruz, bu kadar hassassan benim eve geldiğinde neden ayaklarını temizleyip girmedin? Belki öncülük ederdin diğer arkadaşlara da. Senin eve geldiğimizde zaten dışarıdaydık tatlım. İlk girdiğim zaman da sildim, belki sen görmemişsindir. Olabilir, belki de görmedim. Neyse, siz beni üzdünüz ama benim Allah'tan bir planım daha var. Korkutmaya başladın bizi yani. Girmeden. Ne ses makineyi alabilir miyim? Ne makinesi? Ayaklarımızı haşlamayacaksın inşallah. Haşlamayacağım kızlar, korkmayın. Ama biz sildik bunları. Ben emin olamıyorum sildiğinizden. Yani onun temizliğinden emin olamıyorum. Bu şekilde rahat ediyorum. Geçebilirsiniz, buyurun. Canım, bana fazla kullanma. Benim ayakkabılarım yılan derisi çünkü. Zarar görür. Tamam, tamam. Benle uğraşıyorsun. Sen acaba bu ayakkabıları rüyanda gördün de mi geliyorsun, onu temizlemeye çalışıyorsun tatlım? Benim daha yeni ama sen bilirsin. Gönlün rahat olacak. Evet, yapabilirsin. Gönlüm rahat olsun tamam. Kızlar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. O kadar istediysen değiştirebilirim ayakkabılarımı. Tabii ki de. Aynı çok teşekkür ederim. Kendi evimde de bekliyorum senden. Tabii ki de, göreceksin. Buyur, istediğini seçebilirsin. Bu da tam kombinime uygun. Evet, sizin için özel seçtim kızlar. Teşekkür ediyorum. Çok saçmaydı. Başlı başı resmen birazcık abartı bir şov yaptı. Titizliği konuşulsun istedi bence. Şov ya da değil. Benim içimin rahat etmesi lazım. Evimin temiz olduğundan emin olmam lazım. Yaptığı davranışı pek hoş bulmadım. Ama kırmamak adına iletmiş olduğu ayakkabıları giydim. Çünkü ben de bu konuda hassasım. Kötü olarak algılamadım. Keyifle kahvemi içemiyorum, üzerime dökeceğim diye korkuyorum. Yöreseli basitleştirmişsin. Sanki yağdanlık altı gibi. Duvar o kadar bahis diyor ki. Ne ya diyor, bena, ne diyor duvar? Bahis diyor ki ya ne? Bunlar bahis. Bu yemek masasının avizesi. Bana ne yapacağım? Bir daha söyleme lütfen. Perden sanki böyle salon perdesi gibi. İki işi birden yapamıyor. Kızım sarılma. Gri'nin 80 tonunu görüyoruz burada. Sabah elimi yüzümü bir yıkıyorum. Yüzüme bir baktım, burada at. Aa, peçete yırtık. Evladın kayınvalidene anne dese... Kesinlikle çocuğa trip atar. Az sonra... Ne yapıyorsun? Tamam, ne bu? Temizliyorum aslanım. Kimi nereye temizliyorsun? Yapmadın mı temizliğini sen biz gelmeden önce? Yaptım aslanım. Bu ne için? Kızlar dışarıdan geldiği için. Şaka yapıyorsun. İçim rahat etmedi, tekrar yapmak istedim. Yanımızda bari yapmasaydın. Evet, keşke. Girişte ben zaten yaptım. Ben girişte sıkıntılıyım. Ayakkabılarımızı buharladı. Kızım, senin de çıplak ayakları nasıl buharladı? Yanmadı ama mı? Ama bunlar yılan ama derisi. Ama neden buharladım aslanım? Bir de bana sorun. Ay, yılan derisi mi giydin geldi? Evet. Ben yılan gibi kadınım çünkü. Aa. Fark ettik hepsini onu. Hepsini sokacağım. Fark ettik onu. Ne yaptın size? Ne yaptın sen? Ben ayakkabılar vardı evet, dışarıda. Ben evet, onları ayakkabı aldım arkadaşlarıma. Giymek istemediler. Ha. İçimin rahat etmeyeceğini söyledim ama dinlemediler. Ben de buharla temizlemek zorunda kaldım. Aslan, ama zaten ayakkabılarımız temizdi. Yani bir de biz, ben mesela sana özenli geldim. Mesela kombinimi bak, gelin gibi geldim. İncil incili giydim. Ayakkabılarımı incil tercih ettim. Maşallah. Ama senin almış olduğun ayakkabılar için ayrıyetten teşekkür ederim ama evet, kombinim bozacağı için ben giymeyi tercih etmedim. Evet. Teşekkür ederim. Elbette temizdir ayakkabılarınız.
Ben bu temizledin ya. İçin rahat mı artık? Kendi içimin rahat olması için yaptım Aslı Hanım. İyi, rahatladıysan. Evet, rahatladım. Çok güzel. Çok mutluyum. Misafirlerin de rahatsız olmadığını umut ediyorum. Saygı duymalarını bekliyorum. Çünkü bu benim bir takıntım yani. Sen rahatsız oldun mu peki? Ben saygı duydum fikrine. Kombinime de uyduğu için ben giymeyi tercih ettim. Aynı özeni benim evimde de göstermeye tabii ki de göreceksin mutlaka. Vay. Hakikaten uymuş kombinle evet, bu arada. Evet, evet. Özenle seçtim onlar için peki. Ama giymediler. Keşke dün ayak numaralarımızı sorduğunda kombininiz hangi renk diye de sorsaydın. O an aklıma gelmedi tatlım. Evet. Kusura bakmayın bunun için. Yani galoş da getirebilir miyiz? Yani galoş olur. Galoş da içime sinmedi aslında. O da içine sinmedi. Evet. Anladım. Genelde şöyle oluyor. Bizim dışarı ayakkabımız ayrı, çantamızda böyle bir küçük ayakkabılarımız evet, oluyor. Evet. Ve binanın girişinde hani girerken işte çekim esnasında bozulmasın diye hemen biz giyiyoruz orada. Sen hiç rahat etsin canım ya. Bak. Bu benim hediyem biliyorsun kapı girişinde. Teşekkür İstiyorsan ederim. Bunu da buharla. Ne olur ne olmaz. Bir buharlayayım sonra da bunu kaldırayım ben yanımda. Bir mikrobu. Birazdan yine lazım olacak. Tabii mikrobu varsa kır. Oh çok maşallah yeter çok kırdım. Azıcık mikrop da lazım canım. Bunu vereyim sana birazdan tekrar isteyeceğim. Hakikaten de tuttu ya. Şaka söylemiştim. Bak ne diyeceğim. Ne yapıyorsun sen böyle? Hayat senin için çok zor olsa gerek. Dur hediyemi vereyim de senin de elinde bir şey var. Evet ben de dünden sonra bebişi için bir şey almak istedim. Öyle mi? Evet. Sen bunu al bakayım. Ay buharlaması falan gerekir. Ne aldın? Teşekkür ederim. Bir küçük takım aldım. Ay çok şık. Evet çok şık. Çok şık. Güle güle çok özenli. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel evet, düşünmüş. Evet çok beğendim gerçekten. Dün ne oldu? Niye böyle bir şeye gerek duydun bir sen? Bir şey olmadı ki. Farklı bir şekilde değerlendirebilirdin o evet, rafı. Yani hani eğer boş olsaydı evet raf diyebilirdik ama dolu olduğu için. Daha güzel kombinleyebilirdim. Genelde boş boş zihinlerde böyle yorumlar oluyor. O yüzden anlıyorum, saygı duyuyorum. Ne dedin? Kitapla ilgili genelde böyle saldırgan yapılan yorumları da genelde o insanların zihinlerinin daha belirli. Öncelikle şunu söyleyeyim, eleştiriye çok kapalısın bu bir. İkincisi ben burada senin kitabını, okul hayatını vesaire şeyi eleştirmeye gelmedim. Ben buraya salonunu yorumlamaya geldim ve o kitaplığı buraya uygun bulmadığımı söyledim. Peki öyle kabul ederim. Bence de. Hiçbir şeycik olmadı. Olmadı zaten değil mi? Olmadı hiçbir şeycik. İçinden şeycik geldi evet, sen de bebeğini aldın. Çok içimden geldi. Aç hayatım aç devam evet, et. Yapıyorlar içimden gelmiyor. Çok güzel ama gerçekten değil mi? Ayıcıklı. Bayılıyorum ben böyle ayıcıklı şeylere. Ay çok güzelmiş Aslı evet, Hanım. Çok teşekkür ederim. Aa çok şık. Harika. Evet çok şık. Güzel günlerde güle güle kullan. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Beyanmene çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Mutlu olsun. Güzel. Beyanmene çok mutlu oldum hayatım. Çok teşekkür ederim. Al bakalım bunu da vereceğim sana. Tabii. Mikrop yok ben şey yaptım kontrolden geçelim. Hadi kaldır bence sunumlara geçelim. Ne dersin? Kahvelerinizi olur Aslı Hanım. Kahvelerinizi nasıl içersiniz sade kızlar? Orta. Orta. Sade. Sade. Sade, tamamdır. Efendim ben sade, içerisine biraz Hindistan cevizi yağı, biraz tarçın, biraz da kakao rica edeyim. Böyle içiyorum ben kahvemi artık. Yağ yakıyor biliyor evet, musunuz? Evet, çok güzel yağ çok yakıyor. Gerek nasıl var mı? Evet. Ay olmaz. Hayır Aslı Hanım, gerçekten yok. Için gerçekten gerek yok. 42 beden olarak diyorum ki buramı çekmeyin. 42 beden misin sen? Evet. Ben de doğumdan kaldı Aslı Hanım. 140 kiloyla doğuma girdim. Ne diyorsun? Oh, evet. Maşallah. Oh, kaç ve kilo aldın sen? Kaç yani 80'le kaldım. Yürüyemiyordum, eşim bayırdan böyle arkamdan itiyordu. Şu an itiyordum. Kaç kilo? Eşin... İyi ki düşmemişsin bayırda. Şu an kaç kilosun? Kaç kilosun? Bip yapalım ona. Kaç kilosun şu an? 89 falan. 89, 42 beden misin? Evet, 40 bin. Nasıl 40 oluyor? Yok canım. Yok 44 canım. Olması lazım değil mi? 44, 46 olması yok lazım. Yok. Ben bu işi yapıyorum. Aramızda 40'ın, 42'nin lafı mı var? Ya. Rabia kolay gelsin. Ne hazırlıyorsun misafirlerine? Teşekkür ederim dış ses. Kahve yapıyorum. Türk kahvesi süvari bardakta Hatay usulü. Süvari bardak nasıl bir şey oluyor? Süvari bardak bizim Hatay'da gelen misafirlere fincanda değil de bu şekilde kahve sunduğumuz bir ikram. Aslında bir çay bardağı mı o? Çay bardağı ama fincanla eşit ölçüde kahve alıyor dış sesçim.
Peki kahvenin yanında ne ikram edeceksin? Yine Hatay'dan teyzem kendi elleriyle yaptığı incir pestili. Bizim orada berben deniliyor. O tabakta başka bir şey daha görüyorum. O nedir? Ben Mali usulü çikolata erittim. Şu şekilde kızlara sunum yapacağım. Rabia, unutmadan bir şey sormak istiyorum. Kapıda kızlara yeni ayakkabı teklif etmen tepki aldı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kızlardan saygı duymalarını beklerdim siz. Böyle bir tepki vermelerine gerek yoktu. Sonuçta ayakkabıların altına sildirmedim, bir şey yapmadım. Sadece ayakkabı hediye etmek istedim evimde giysinler diye. Benim böyle bir hassasiyetim var. Saygı duyarlarsa mutlu olurdum tabii ki de. Neyse artık, sağlık olsun diyelim. Ben artık içeri geçiyorum, sen de kahvelerini al gel. Tabii, hemen geliyorum ben de. Hah, gelimiz de geldi. Hazırladın. Ben size dün Hatay havası estireceğim demiştim Aslı, evet. Hanım. Bizim oralarda giden misafirlere süvari bardaklarda kahve yapılır. Bu bardakların ismi mi süvari? Evet, süvari bardak oluyor. Ama şunu belirtmek istiyorum ben. İçindeki bir fincanla eşdeğer alıyor. Fazla almıyor. Hı. Ben sadece ambiyans olarak o görseli yaratmak istedim sizler için. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Peki tadı lezzetinde bir farklılık var mı? Tadı lezzetinde bir farklılık yok. Sadece üstü tatlansın diye cevizle çikolata kullandım. Hı, buladın. Evet, etrafında. Buladım. Aynen. Yanında da öyle. Soda var galiba. Evet, soda var. Diğeri de incir pestili. Teyzem pestili kendi elleriyle yaptı. Cevize sarıp sunmak istedim. Ellerinize sağlık. Teşekkür canım. Teşekkür ederim. Yaren, senden başlayalım. Nasıl buldun peki sunumu? Sunumu biraz özensiz buldum. Çünkü benimkiler yarım, herkesinkiler tam. Yo, arkadaşın da yarım. Hani biraz daha özenli. Dudak payı herhalde. Yani dudak payı değil. Şimdi çikolata eriyecek ve kahvenin içine ceviz dökülecek. İlk başta döktüm, o hataya düştüm. Dedim bari ikisi oldu, diğerleri böyle olmasın dedim. Anladım. O yüzden öyle bir şey yaptım. Tamam. Özensizlikle bir alakası yok. Yani biraz tuhaf gördüm. Yöresel bir sunum mu bu? Için. Hayır, yöresel bir sunum değil. Sadece bardak olarak size o ambiyansı yaşatmak istediğim için bu bardağı. Hayır, Hatay'a özel bir bardak mı? Hayır, Hatay'a özel bir bardak değil. Kahve sunumu Hatay'a özel. Bardak size özel. Evet. Evet, anladım. Aynısı söyledi. Peki yanında soda olması gerekiyor mu? Yani o bu da yok, o senin yorumun mu yoksa bu şekilde mi servis ediyor? Benim yorumum, sade su vermek istemedim çünkü... Pestil artı çikolata, ceviz, tat şey olsun. Keşke benim. Şey yapsaydın. Evet, bayağı. Denesenize içmeyi. Yani, ay pardon, bir dakika. Ne oldu kızım? Aslanım, neden böyle şeyler yani? Ha. Ya, bilmem, ben hoş bulmadım ya. Zevkli değil içmesi. Allah Allah. Evet, hiç zevk alamadım. Zor mu geldi biraz diyeyim? Çok zor. En hassas olduğu yeri bozuldu. Evet. Ucu gitti. Bilseydim sana pipet getirirdim, kusura bakma. Efendim? Bilseydim sana pipet getirirdim. Yani bunda pipet olmaz. Yaren ağzında kaldığını söyledi. Bence kesinlikle şov yaptı. May, o neydi öyle, dudaklarım falan böyle battı. Makyajım bozulacak diye aklım çıktı. Biraz daha şık sunumlar denemelisin bence. Çok basitti, çok banaldi. Evet, gerçekten içmesi çok zordu bence. Ben de öyle düşünüyorum. Yarına hak veriyorum bu konuda. Keyifle kahvemi içemiyorum, üzerime dökeceğim diye korkuyorum. Yedek kıyafetim de olmadığı için yayına devam etmek için de mecbur bir şekilde ben bu kahveyi içemiyorum. Kızlar, yani Hatay'a ait size süvari yapacağım deyince bakır tepside mi getirseydim? Daha da bakır bardak olurdu. Kendi ağzına söylüyorsun. Bakır tepside yani değil, künefe tepsisi size kastettiğim. Yani onun da hoş bir görüntü olacağını Hayır. düşünmüyorum. Küçük özel sunum tepsileri oluyor zaten. İster bunun bakır oluyor, ister cam oluyor, ister plastik oluyor. Hani o Gümüş sana de kalmış. Yani onu koyunca yöresel mi olacak? Hayır, onu demek istemiyorum. Bir tane bu ambiyansı verebilecek. Şöyle bir şey var. Yöreseli basitleştirmişsin.
Evet. Ben yöresel değil, göremiyorum. Kızlar kahve sunumunun yöreselliği yok. Anladınız mı? Ben ama size... Var diyorsun, ama var diyorsun. Kafamı benim demek istediğimi anlamıyorsunuz. Ben size süvari bardakta vererek o Hatay ambiyansını tamam, yaratmak işte o ambiyansı yaratma ben işinde... Ben şu Hatay ambiyansını hiçbir şekilde alamadım. Yani, senin bu... bakırlığından ziyade ben de açıkçası hani şurada peçetemi almak isteyince bayağı bir zorlanıyorum. Ya da bunu içince çarpacağım da dökeceğim diye belki biraz daha büyük olabilirdi. Çünkü güzel, evet, hoş bence. Bence bu o ambiyans da güzel ama sanki biraz daha büyük olabilirdi. Evet. Ben zorlanıyorum açıkçası. Küçüklüğünde evet, hak verebilirim. Esna bir şey söylemek istiyor musun? Ben tadını pek değiştirdiğini zannetmiyorum. Sadece içerken çok zorlanıyoruz. Onun dışında ben... Çikolatadan, cevizden... Evet, evet, evet. Bir şey soracağım, sözünü unutma. Bu çikolatalı ceviz olayı Hatay'da ben görmedim de Hatay'da var mı yok, böyle bir şey? Yok, Hatay'da yok. Onu ben kendimden... Kendin yorumladın. Güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Kendinden bir yorum yok. Onu da söyleyeyim. Bizim oranın kahvesi bir tık acı oluyor. Evet, evet. Göre. Hani belki bilirim, alışık olmadığımız bilirim için dedim hani bir damakta tatlı bir şey bıraksın diye. Tamam, çok güzel olmuş. Tadı çok güzel olmuştu. Teşekkür evet, ederim. Evet canım. Onun dışında arkadaşımızın dediği gibi de tepsi çok küçük. Kullanım açısından da kullanıma uygun değil. Yani bu sunumda bence uygun. Sanki değil. Yağdanlık altı gibi tepsi. Evet, yağdanlık altı gibi duruyor. Kesinlikle. Onu geçtim. Söylemiş olduğun Hatay havasını şu an estirmiyor tepsi. Alakası bile evet yok. Evet, bardak tek başına o havayı estirebilir. Onun dışında yapmış olduğun, kendi eklemiş olduğun şeyler birbirleriyle çakışıyor. Bu kadar. Anladım. Teşekkür ederim. Şu bardakların 6 tanesi ne kadar bu uzun olan soda bardağı? Uzun olan onları çeyizime almıştım Aslı Hanım. 35 liraya almıştım ben. Peki süvari bardakları? Süvari bardakların 6 tanesini yine 120'ye almıştım. Hatay'dan mı? Yok, Hatay'dan değil. Buradan. İstanbul'dan. Lokumluklar? Evet. Lokumlukların 6 tanesi 210 lira. Bambu minik tepsiler. Bambu altlıklar tanesini 60 liraya almıştım. 60 TL tanesi. Evet, pahalı evet değil mi? Bence pahalı. Valla pahalı. Bambu öyle. Bambu olunca pahalı oluyor aslında. Ya ama bambu olmasın. Bambu olmasın bambu ya. Bambu olmayınca şişiyor zamanla. Evet. Bak mobilyalarında altın var. Altın tepsi de olabilirdi yani. Evet, çok olur. Hadi o zaman salon yorumuna geçelim hanımlar. Geçelim. Geçelim. Afiyet olsun. Rabia Gelin'in toprak tonlarındaki sıcacık salonuna girer girmez içimiz ısındı. Bej rengi kanepelerin ayaklarında gold görmeye alışkınız ancak o kol kısmındaki altın patlaması nedir inanın hiç anlamadım. Ahşap yemek masası takımını ahşap bir televizyon ünitesiyle tamamlayan gelinimiz fon perdelerinde de kahverengi tercih etmiş. Avize seçimiyle altın düşkünlüğünü bir kere daha gözler önüne seren gelinimiz farklı materyalleri kombinleyerek salonunda dingin bir hava yaratmış. Açılıyor sandım, pardon. Şey gibi değil mi? Kulp gibi. Kulp gibi böyle mobilyalar var ya hani kendi içinde sehpası olan. Hı hı. Öyle sanmıştım. Yok öyle değil kızlar. Bunu ben aldığım zaman böyleydi. Dekor. Evet, dekor olarak koymuşlar. Beni rahatsız etmiyor. Güzel durduğunu da düşünüyorum yani. Hı. Bunları mı beğendin alırken? Hani böyle olsun. Ama alırken çok... koltuğu beğenmiştim Aslı Hanım. Yani çok önceden beğenmiştik eşimle. Bulduğumuz zamanda da bulduğumuz ilk dükkanda almak istedik açıkçası. O zaman da hiç dikkat etmedik yani. Hiç bizim ne kadar fiyatı peki? Bu takımın fiyatı bize 12 bin liraya denk gelmişti. 2 yıl önce mi? Evet, 2 yıl önce. Evet. İyi. Bence fiyatı evet, çok uygun. Uygun aldık biz. Çok uygun aldık. Sevmedin mi yani bu detayı sen? Ben bunu hiç sevmedim. Hı-hı. Gerçekten hiç sevmedim yani. Koltukların o kısmına şundan dolayı çok takıldım. Küçük bir bebeği var. Benim de bebeğim olduğu için çok iyi bilirim. Ben hatta koltuk takımımı bebeğimden dolayı değiştirdim. Yoksa hani kötü amaçla söylemedim onu orada ama çok fazla fevri çıkış olduğu için oraya iyice takıldım yani. Halını beğenmedim. Hı-hı. Koltuklarının rengi çok hoş. Patlatabilirdin. Halında halıyı. Evet, halında patlatabilirdin. TV ünitenle işte ne bileyim tülünle daha çok bağdaştırabilirdin. Hı hı. Pardon, fonlarınla. Daha hoş olurdu. Onun dışında zigon sehpalarını hiç uyumlu bulmadım buraya. Sadece zaten burada ve orada altın detayları var. Diğer hiçbir parçanda. Saatimde var, avizemde var altın detayı. Evet, saatte de var. Yani gold, şöyle söyleyeyim. O zaman... Kızlar, ben kahve tonları sevdiğim için evimi de ona göre dizayn ettim. Zaten bu evin her bir
ilmeğinde bizim eşimle çok emeğimiz dokundu. Biz Hatay'dayken evlendik yani. O yüzden ben uzaktan seçmek zorunda kaldım eşyalarımı. Hiçbirini gidip kendim görerek alamadım. Ama koltuklar için dedin ya, ben gördüm, ben beğendim. Ben modelini çok sevdiğim bir fenomen arkadaşımda... İlk gittiğimiz yerde gördüm, beğendim, aldım. İlk gittiğimiz yerde gördüm. Direkt oradan almadım ama ben. Hani orada gördüm, sonrasında eşim alıyor. Hani ben gördükten sonra alıyor. Beğendiğini söylüyorsun. Evet, beğendiğimi söylüyorum. Bu arada ev kira mı? Evet, ev kira aslında. Tamam. Girdiğinizde bu badana boya rengi bu renk miydi? Evet, bu renkti. Bina sıfırdı zaten biz girdiğimizde. O yüzden keşke değiştirebilseydin. Salonun rengini mi? Salon, evet. Çünkü şöyle, lafını böldüm. Çok pardon, özür dilerim. Aslında tonlamalar... Ben çok severim ki gelip göreceksiniz, benim evimde sırf bu tonlar var. Hı hı. Ama şöyle bir şey, yani duvar o kadar bahes diyor ki ya bunlara at ne ya beni at. Ne diyor duvar? Bahes diyor ki ya bunlar bahes. Yani baya baya diyor ki ya koltuklarını mobilyaya at. Abes olabilir mi? Hayır. Bahes ne ya? Bu koltuklarla bu duvar bir olamaz. Uyumsuz. Uyumsuz. Bahes uyumsuz evet, mu demek? Evet. Nece? Nece? Bahes. Ah, efendim Arapça. Hayır. Değil. Hayır. Yarence. 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 Bana zevksiz diyene bak. Gelmiş krem rengi gold olan bir salonda gri duvar boyası kullanıyor. Ne yapar ne eder o boyayı dakikada değiştirirdim. Nasıl oturabiliyorsun, nasıl nefes alabiliyorsun sen şu an bu odada? Ben ona hayret ettim. Sen bence birazcık sosyal medyada gezinip dekorasyon sayfalarına bakabilirsin tatlı. Bağla şu anda bu duvarla bu kanepeler olmamış. Bahes kanepe olmuş. Değil sadece. Bahes komple olmuş. Odanın dekorasyonu bence peki, olmadı. Söylemek oturmamış. Istiyorum. Evet, ben bu evde kiracıyım. Söyledim size. Yani duvara bakacak olursan karoya da bakman lazım. Karonun içinde gri renkleri karo var. Parke. Özür diliyorum. Parkeye de bakman lazım. Yani ben evde kiracıyım ve eşyalarımı zaten ev tutmadan önce almıştım. Şöyle kızlar eğer hani doğru değilse parkeden doğru söyle. Parkelerden rahatsız olan yok. Ama duvarın rengi... Duvar gri, parkeler de parkelerle duvarın rengi gri. Güzel olmuş. Evet. Evet. Yani ikisi zaten birlikte bir bütün. Tamam, işte doğru. Ben şimdi bu duvarı mesela bu tonlarda bir şey yapsam, fil dişi yapsam bu sefer parke sırtacak altta. Bu parke her şey uyar. Aynen evet, öyle her de. Şekilde uyar. Kese kağıdı rengi falan olabilirdi zaten. Değil mi? Hele de 0-1 eve daha hani hiçbir şekilde zarar almamış. Ama temiz boya zaten 0-1 boyası var. Evet. Ya ben dediğim gibi uyum. Ne bileyim olmadı yani. Ben perdelerini tek başına çok beğendim. Çok güzel duruyorlar. Teşekkür ederim. Çok hoş ve modern duruyorlar. Akıllı perde tercih ettim. Fonu, güneşliği. Aklı nereden şey oluyor, akıllı oluyor bu? Fonu, nereden almış bu adı? Fonu, güneşliği, tülü hepsi bir arada, oluyor. Tek mekanizmada oluyor Aslı Hanım. Tek bir iple ister güneşliği açıyorsun, ister tülü, istersen de perdeyi açıp kapatabiliyorsun. Pratik perde de evet, diyebiliriz aslında. Evet, çok pratik ve çok kullanışlı. Hepimiz demek ki öneririz. Pratik insanlara akıllı da deniyor. Yani şey. Bahes. Onun dışında ahşap dekorları ben orada yani şu taraflar boş duruyor mesela. Hı hı. Şu taraflarda daha hoş olabilirdi. Duvardaki çivi izini görürsen ben onu oraya da denedim. Çok küçük olduğu için çok saçma durdu duvarda. Hı. O yüzden de buraya almak istedim. Bunu da çok seviyorum hani abajurumla ve yemek masamla uyumlu bütün. Olduğu için. Çıkartmak istemedim açıkçası. Ben onu sevemedim. Yemek masasında ben şöyle bir şey fark ettim. Evet. Sandalye ve yemek masası aynı renkteydi. Yani ben sandalyeler kaybolmuş gibi gördüm birazcık. Evet. Bir de onlar daha ahşap, bunlar daha böyle şık. Masa biraz spor kalıyor. İlk salona girdiğimiz zaman böyle spor bir salon karşılıyor diye düşündüm. Kafamı bir çevirdim. Koltuklar çok şık duruyor. Karar veremedim acaba. Zaten şöyle bir şey var benim elimde. Biz geçen eşimle de bunu konuştuk. Şimdi şu köşeye gidiyorsun. Bu tarafa baktığın zaman farklı bir ev gibi. Evet, evet. O köşeye gidip bu tarafa baktığımız zaman yemek bölümümüz ayrı. Yani biz kahve tonları sevdiğimiz için biz kendi isteğimizle bu şekilde dizayn ettik. Peki evinin dekorunu nasıl tanımlarsın? Ben modern spor olarak tanımlıyorum modern yani. Modern spor. Evet. Sizce? Modern spor mu? Spor mu? Spor bu değil. Spor bu değil. Ben biraz dönüşümcüyüm ya. Hı. Mesela nasıl dönüştürsün? Mesela şu anda evde ne renk görüyoruz? Hı. Bej görüyoruz, gold görüyoruz ve ahşap görüyoruz. Evet. Yani şu anda burada siyahın yeri yok. Zaten 3 renk var salonda. Hı. 4. renge bence gerek olamaz. Hı hı. Yani artık mobilya boyaları çıktı. Bunu kaldırıp şunu beyaza boyatabilirsin, boyayabilirsin. Ne renk olmalı bunun ayakları? Bence beyaz olmalı. Beyazla ahşap bence hiç beyaz olmaz. Çok yani. Güzel yani duruyor. O zaman çok zevkli bunlar da bu. Yani.
Kusura bakma. Yani masasıyla uyutarım. Evet. Yarın göreceksiniz gerçekten. Bunu alırken eğer bence ahşap ayaklı olarak alsaydın. Ben gayet sakin. Evet, o onu kurtarır. Ahşap olarak alsaydın evet modern spor olabilirdi. Evet, evet. Gerçekten de hoş olurdu. Aydınlık bir görüntü olurdu. Onun dışında şu sarılar, işte beyazlar gözümüze çarpmazdı. Evet, doğru. Çünkü düz bir koltuk peki görecektik. Peki bu avize. Sence şu anda salonun avizesi mi? Çünkü bu avize yemek masasının üstü, masaların üstü avizesi. Yani bu salona bu avize olmamış. Daha böyle sarkıt, daha böyle şık. Evet çok şık ama yani masa üstü. Yemek masa, masalarının masa üstüne üstü. Bu avizeyi mi kullanıyorsun? Evet. Çünkü bu yemek masasının avizesi. Gerçekten zevksiz. Sen bence mobilya araştırmalarına derhal girmelisin. Dekorasyon araştırmalarına. Zevksizsin derken ama kendin de aynı şeyi. Aynen öyle. Canım. Sen şu anda çok yanlış. Üstüne tamam. Diyor. Yani yemek masası bu zaten tatlım bu. Bu tarz avizeler, bu yemek tarz masası. Avizeler yemek masası için kullanılır. Evet. Evet. Yuvarlak, oval ya da köşeli avizeler. Kendimi savunabilir miyim? Tabii ki. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Sen bizim kahvelerimizi sunumunu buradan toparlarken direkt hemen bir internetten araştır. Sen bana araştır. Ne yapacağımı söylemezsin. Sen bir araştır. Bu bir... De ki bu ne avizesi değil, direkt sana ne çıkacak biliyor musun? Yemek masası avizesi diye. Ben bunu aldığım diye. Zaman salon avizesi Hayır, olarak yemek masası. Aldım. Salon aldım. Avizesi satıcıdan uzun. Bunu da sana göstereceğim Göster. Aynı şekilde. Bu bir. İkincisi bana ne yapacağımı bir daha söyleme lütfen. Hı. Üçüncüsü bu Çünkü salona... Çünkü bilmiyorsun o yüzden söylüyorum. Bu salona başka avizeler de evet araştırdım. Salonum geniş olduğu için ve dediğim gibi hani renk tonları sürekli bej olduğu için eskitme gold demek istiyorum bu arada. Evet. Gold yapmasaydım bu sefer diyecektiniz ki burada gold var, evde nerede gold var? Ama bunlar eskitme gold değil. Bunlar evet eskitme normal gold değil. Normal gold. Evet oraya parlak gold normalde bu avize o şekilde geldi Aslı Hanım. Sonra ben oraya taktığım zaman ışık yukarıya vurduğu için sarı rengini aldı. Allah Allah. Yani düz bir sarı. Bu yine bir şekilde daha koyu normalde saatten görebilirsiniz. Işıkta daha da açık görünüyor dikkat evet. ettiyseniz. Ama aynı materyal değildi. Yok evet. aynı materyal yani değil. Yani belki bunları mobilyacıda söktürtüp bu tarz bir metal takılabilir hani kombin Onu ileriki zamanlarda düşüneceğim. Kesinlikle belki düşüneceğim. Belki de sökülüp direkt kurtulabilirim. Evet. Ama oralar boş kalır. Başka bir şey istiyorum. Koymak bir bakın lazım. Bakın isterseniz oraya boş kalır. Nasıl sökülüyor? Daha önce kızım kırmıştı. Rezden rica etsem onu bir çekip çıkartır mısın? Bir de öyle baksınlar. Çıkarıyorum. Duruyor Çıkıyor diye. Çıkıyor mu? Evet Aslı Hanım çıkıyor. Aa çıktı vallahi. Bir de o şekilde baksınlar. Bakayım ben de. Yani daha çok... iyi duruyor. Evet. Sadece izi var tabii yani. İzi var uygun tabii. Uygun durmuyor ve ben uygun o izi değil. Kapatamam kızlar. Yani. İzi... Evet. Hayır. Mesela sade mesela daha hoş durur. Hani sporla klasik arasında kalmışsın. Kafa karışıklığıyla bence bunu. Oy bari yapıştır onu. Bu yani göz ardı edilebilecek bir mobilya değil. Şu olay benim hiç hoşuma gitmedi. Ben evet. bu olaya sevmedim. Bence mobilyacından fikir al. Belki bunu değiştirip bu deliklere başka bir böyle düğme şeklinde metaller, para gibi böyle yuvarlak evet, koyabilir, kapatabilirsin. Hani daha... dışarıya böyle taşmayan, evet, sivri evet. kenarlı olmayan. Evet. Allah korusun yani şöyle bir düşse kafasını vursa vallahi çok Allah tehlikeli. Allah korusun, çok tehlikeli. Evet, fiyatlara geçelim dilerseniz. Saate hiç yorum yapılmadı. Uymamış mı sence Hilal'cim saat? Ya şimdi herkesin bence... Avizeyle... Ya her evde görmüş şimdi, olduğum bir saat. Uydu ama herkes... Ay uyuyor. Öyle mi? Uyum şey var. Her evde gördüğünüz saat mi? Avize zaten... Zaten bende de var ama... Öyle mi? Evet. Yemek ki ben evet, mi? Bar masamın üstünde kullandım. Hmm. Ama saat zaten herkesin evinde var. Hoş, güzel mi? Kendi başına çok güzel. Ama duvara uymadı. Çünkü duvar gri, o gold. Tamam, senin için bir daha bütün duvarlarımı kahve... Benim için değil, kendi göz zevkin için boya. Sen Peki. kendi zevkine göre dizayn et, yarın gelip yapayım. Ettim ben. 8100'e yaptım. 8100 TL. Evet. Yüksek değil mi? Çok fazla. Yüksek. Hakikaten. Akıllı perde olduğu fiyatını için. Fiyatını bir araştırın. Ben normalde uyguna bile yaptım. Aklına alır bu perdenin fiyatı. evet. Aa evet. gider. Yani. Değil çok mi? Aldı şu an. Akıllı perde. Normalde komple evin perdeleri 8 yeni yaptırdım aslanım. Daha çok olmadı yani. Bir 5 ay evet. falan oldu. Şöyle bir de ben şurada girmek istiyorum. Şimdi Yaren ve diğer gelinler hani fikir veriyoruz ya biz bunu böyle yaparsan daha iyi olur Hı-hı. falan. Biraz öfkeleniyorsun ve geriliyorsun. Evet. Sadece iyi niyetimizden hani biz beğenmedik tabii bu senin zevkin diyor. Hı-hı. Böyle yapsam bence daha iyi olur. Sen şey diyebilirsin yani hani okey ama bu da benim zevkim hani de. Kendini böyle sinirlendirme yani. Rabia mesela ben de bir fikir vermek
söylemek istiyorum ama sinirlenirsin diye vallahi biraz çekiliyorum. Estağfurullah Aslı Hanım, söyleyebilirsiniz. Yani mesela sadece şu duvarına farklı bir duvar kağıdı düşünebilirsin veya farklı bir tonda boyayabilirsin. Hem duvarındaki çizikleri de böylelikle hani kapatmış olursun. Çok da fazla boya gitmez diye düşünüyorum, evet, değil mi? Evet, hani evet, tık tık tık. Evet. Vallahi sen aynen ya da eşin bile boyayabilir burayı. En azından bir kombin olur. Sadece şurasını değiştirirsen belki bir hava da katar. Katar. Hani akıllı perde gibi. Evet. Akıllı duvar olur birdenbire. Evet. Ayzer'in fiyatı ne? Ben de onu soracaktım. Ayzer'in fiyatı. Bizim 1860 almıştım. Evet. Saati, başka? Saatimi yine 880 civarıydı. Bir şey çok merak ediyorum ve gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Şunlar hiç sağlıklı gelmiyor bana. Evet, bu sehpalar. Yani hiç sağlam değiller ve çok korkuyorum. Bunlara ne kadar verdiğini merak ediyorum. 300 lira vermiştim 2 yıl önce. 3 tane sehpaya. Evet. Ve yani 2 yıldan beri de kullanıyorum. Hiç gözümü kara çıkarmadı. İyi bari. Ama ben çok korkuyorum, evet, bilmiyorum. Bazı evet objelerden, ben de şu evet uzun bardaklardan. Evet, evet, evet. Halının fiyatını sorduk mu? Halıyı 670'e almıştım. Teşekkür yine ediyoruz. İyi. Evet, mutfağa geçelim diyorum. Hadi gelinler geçelim, şöyle bir baksın. Hadi neler uyumuş, geçelim, neler uyumamış. Ben gelinler mutfağa geçsin. Ben gelinleri mutfağa alayım o zaman. Öyle mi? Al. Aslı Hanım, ben şuraları bir toparlayayım gelin. Öyle mi? Evet. Ay titiz kızım benim. Hadi buyurun o zaman. Salon konusunda arada kaldığını düşündüm. Rabia'cığım, bence seçimlerin spor mu, şık mı, buna tekrar bir karar vermelisin. Halı sanki böyle yıkanmış da solmuş gibi bir rengi var. Aman ben her şeyi kaldırayım, kızların yorumlayacak hiçbir şeyi olmasın. Kediye göre de koltuk takımı seçemezdim maalesef. Kedi kediye göre neden yatak odası takımı seçtin? Etraftan toplanan mı var yoksa bu kadar çiz neden bu kadar dağılmadı? Benim soframa çok benzetti. Mantı süzerken kullanmış olduğum bir şey. Bu kadar yöresel yemeklerin yanına soğuk çay nasıl yakıştırabiliyorsun? Böyle bir masaya plastik sunumluk hiç yakışmamış. Olmadı. Demode geldi bana. Doğumdan sonra çok zayıfladı. Tarifini vereyim mi? Ver. Sürahi alacaksınız. Evet. Biraz böyle kayınvalide stresi, biraz koca stresi. Az sonra. Rabia gelinin mutfağı, pırıl pırıl parlayan dolapları ve ışıl ışıl tezgahıyla gelinimizin temizlik takıntısını gözler önüne seriyor. İnci gibi perdelerin tüm ihtişamıyla salındığı bu mekanda çay kahve makinelerine özel bir de stand bulunuyor. Siyah, beyaz ve gri'nin uyumu ise gelinimizin ince zevkini yansıtıyor. Bakalım gelinlerimiz bu mutfak hakkında neler düşünüyor? Mutfağıma hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Evet, bekliyorum yorumlarınızı. Nasıl buldunuz mutfağımı? Önce ben konuşmak istiyorum. Tabii, tamam, buyurun. Genel olarak uyumunu beğendim mutfağınızın. Küçük bir alanı ederim, çok güzel değerlendirmişsiniz. Teşekkür ederim. Onun dışında halıyı pek beğenmedim. Ve avizeyi beğenmedim. Pek uygun bulmadım. Halının neresini beğenmedin peki? Halı sanki böyle yıkanmış da solmuş gibi bir rengi var. Gri mi, beyaz mı, halı siyah mı, emin olamamış. Halı aslında yıkanmış da solmuş değil. Şimdi bunlar dijital baskı halılar. Biliyorsunuzdur, hepiniz kullanıyorsunuzdur. Evet. Süpürgeyle gidip geldikçe halı zamanla o üstündeki tüyleri ters dönebiliyor. Hani bir de kullandığınız süpürge biraz darbeliyse ya da çekim gücü kuvvetliyse, bu halıyı yeni aldım, çok olmadı, 3 ayı falan oldu yani. Süpürge izlerinden dolayı hatta dikkat ettiyseniz şu şekilde gidiş geliş şeylerini de görebilirsiniz. Yani halım eski bir halı değil, sadece süpürgemden kaynaklı bu sorunu yaşıyorum. Anladım. Pek öyle gözükmüyor ama siz öyle diyorsanız öyledir. Öyle. Onun dışında ben genel atmosferini beğendim ama toz olabilecek ürünler sürekli kullanmıyorsunuzdur diye, evet, düşünüyorum. Biliyorsunuz kiradayım yani. İstanbul evleri de malum. Evet. Dolaba bunları sığdırmam kesinlikle imkansız. Sığdırsam da dolaptaki kullanım alanım aşırı daralacak. O yüzden böyle bir raf araştırdım. Dolap da yaptıramam. Yani gerek yok çünkü kiracıyım. Ne zaman gideceğim belli değil. O yüzden böyle tercih ettim bunları. Evet, toz almak zor oluyor. Evet. Genel olarak mutfak güzel, ferah. Teşekkür ederim. Ama ben şu tezgah olayını böyle çok sevdim. Hani böyle düz olmasını. Tezgah üzerinde doluluğu hiç sevmiyorum. Ben de aynı sadece şekilde takıldığım yer perden sanki böyle salon perdesi gibi geldi bana. Parlaklığından kaynaklı o da. Genel anlamda zaten bu ürünlerin burada olmasını ben seviyorum kendi mutfağımda. Ama şu kahveleri falan göz önünde sevmiyorum. Genel onları anlamda güzel. Onları çekince de biraz boş duruyor. Yani direkt hani şeyler ön planda oluyor. Makinalarım. Onu görüntüyü biraz kapatmak için kullanıyorum. Güzel, güzel genel anlamda ben beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kızlar. Avizenin fiyatı nedir?
3 tanesini 3 yıl önce almıştım. 110 lira. Çok uygun fiyatı. Ama dün de Reza'nın evinde vardı. Evet. Sanırım evet. Bu avizelerde hani şey fiyat performans ürünü bu. Evet. Güzel yine mutfağına yakışmış. İçinin mesela beyaz olması güzel olmuş. Teşekkür ederim. Şeffaf olması. Genel anlamda mutfak ferah, küçük, minnoş bir mutfak ama güzel bir dekor. Teşekkür evet. ederim. Sağ olun kızlar. Halının fiyatı nedir? Halımın fiyatı 1100 liraya almıştım. Çok pahalı. Evet bence evet, de. Evet pahalı ya. Neden biliyor musun? Biraz. Dijital baskıların bu kadar pahalı olmaması lazım. Bir de evet. bu çok klasik bir model. Evet. Bunların daha böyle makul daha fiyatları. Ben de pahalıya aldığımı eve gelip açtıktan sonra fark ettim. Özel kesim dediler. İşte püskül detayı falan dediler. Hiç. Ek ücret. Oydu buydu. Orada eve gelip internete sanırım, baktığımda ben de pişman oldum. Evet, evet orada birazcık sanırım seni evet birazcık aldığım yerden de kaynaklı oldu. Genel ama genel olarak halımı seviyorum yani mutfağıma uyduğunu düşünüyorum. Güzel günlerde kullanırsın. Teşekkür ederim. Evet kızlar bitti mi yorumlarınız? Bitti. O zaman artık diğer gelinlerimizi alalım mı? Alalım. Küçük bir mutfaktı. Kullanışlı kullanmış kendince. Balkonun olması onun için güzel bir şey. En azından mutfağına masa koymuyor. Sadece mutfağın perdesi salon perdesiydi bence. Evet mutfağım hakkında yorumlarınızı bekliyorum kızlar. Nasıl buldunuz mutfağımı? Yani mutfağınızı genel olarak... Biraz karışık buldum. Karışık. Evet karışık buldum. Nasıl karışık buldun mutfağı? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk girişte bizlere ayakkabı teklifi ettin. Hı hı. O kadar temiz ve titizseniz neden o zaman açık raf? Gördüğünüz eşyaları da kendi dolabıma sığdırsaydım alan sıkıntısı yaşayacaktım. Yanlış anladınız beni. Ben elektronik eşyalardan bahsetmedim. Açık bardaklardan bahsettim. Açık bardakları elbette ki kızlar oradan alıp direkt içine bitki çayı doldurup içmiyorum. Ben de yıkıyorum. O şekilde ikram ediyorum gelenlerime. Yani dekor olarak evet, beğenmedim dekor olarak burada. Bu şekilde uygun gördüm. Oraya bir bitki çayı kısmı yaptım kendime. Bitki çayını seviyorum. Böyle şeyleri sevdiğim için de bu şekilde kullandım. Bir de şey sormak istiyorum. Tabii. Hazır tozdan konu açılmışken. Hani burayı yönetmek zor olmuyor mu? Bir sürü açıkta şey evet. var, detaylar var. Tozlarını temizlemek vesaire. Evet çok zor oluyor. Yani siyah tercih etmem bunları gerçekten benim için çok büyük bir hataydı. Yani bir tane siyah aldım ve devamını öyle getirmek durumunda kaldım. Görüntü absürt olmasın diye. Pişmanım çok zor oluyor benim için. Gelip gidip silmek zorunda kalıyorum. Evet anladım. Bir yanlış tercih. Baş edebiliyorsan iyi. Bir de evet mutfağın küçük sanki ama belki küçük bir masa düşünebilirdin. Hani mutfakta hı-hı. yemek yemeyip hep salonu mu tercih ediyorsun? O da bayağı bir... Balkonda yiyoruz biz genelde yazları. Kışında evet salonda yiyoruz. Masa tercih etmedim çünkü ben mutfağı boş seven bir insanım. Hı-hı. Ne kadar dolu olunca benim ruhum o kadar daralıyor. Tezgah için sanırım bunu söylüyorsun. Tezgah için oradakileri buraya doldurmuşsun çünkü. Tezgah üstüne bunları zaten koyamazdım. Evet, koysaydım evet. benim alanım kalmayacaktı. Aynen öyle. Etsin. Masayı da koysaydım bu rafı kaldırmak zorunda kalacaktım. İkisini hı-hı. koysam zaten evet. çok kötü bir şey olacaktı. Özür dilerim. Bir de şey geldi. Hani çok güzel bu tarz şeyleri, dekorasyonlar benim de hoşuma gidiyor. Fakat bu kadar küçük mutfakta belki alan değerlendirmek istedim. Bunun için de olabilir depolamak için vesaire. Hı-hı. Ama bu kadar küçük mutfaklarda bunlar hani bana çok kalabalık geliyor da biraz halın da bunu andırdı. Şunu söyleyeceğim. Deseni çok kalabalık, burası çok hı-hı. kalabalık. Peki rafı kullanmadığımı düşün. O şekilde yorum yapalım. Bunların burada olduğunu düşün. Yani o şekilde daha kötü bir görüntü olmayacak belki mıydı? Kapalı bir tezgah gibi hani dolap kısmındaki dediğim yorumunu duydum. Olduğum için. Ama kullanabilirdin bence onu başka kiracı yerlerde de. Kiracı olduğum için maalesef o kiracılığı etkilemiyor. Ben de kullanıyorum depolama için. Ayakkabılık aldım mesela. Gittiğim evde ayakkabılık yani olabilir. Yani şimdi şöyle ben direkt bunları üstünde çalıştırıyorum. Alıp buradan buraya taşımıyorum. Eğer öyle bir durum olsaydı ben dolaptan hani fiş geçirme falan zor olacaktı benim anladım. İçin. Ben direkt üstünde hepsini bu şekilde kullanıyorum. Anladım. Bir şey söylemek istiyorum. Ben tabii. tezgahı çok boş buldum. Bunu hı-hı. da şuna yorumlamak istiyorum. Aman ben her şeyi kaldırayım. Mutfakta bir iki bir şey olsun. Kızların yorumlayacak hiçbir şeyi olmaz. Kızlar mutfağım normalde de böyle. Tezgahım normalde de boş. Çünkü yani, ben zaten dağınık çalışan bir insanım dağınıklık yemek yaparken. Ben dağınıklık değil. Ben bunu ikinci hı-hı. günümüz oldu bugün. Bunu ısrarla söylüyorum ben. Hı-hı. Biz gelinlerden dekor istiyoruz. Yani ekrandakiler de bence onu istiyor. Gelinlerin kendinden evet, bir şeyler dekor katmasını istiyor olabilirsiniz istiyorum. Ama mutfağında hiçbir şekilde bunu görmedim. Kendimden bir şeyler katmadım. Bu dolap kutularını ben kendim değiştirdim. Ara fayansı da yapabilirdin. Geldiğim zaman ara fayansı yapmama gerek yok çünkü ben zaten bu eve sıfırken taşıdım. Yani yeni bir eve niye tutup kendimi zora sokup bir şeyler değil. Yapayım uyum. Ki?
ara fayansında uyumsuz. Yani onu dönüştürebiliyorsan ben ara şimdi fayansı da dönüştürürüm. Şimdi değişmek nerede? Ara fayans değişmek nerede? Neden? Onlar da kaplanıp daha sonra aynı çıkarılıyor. Öyle kaplama şeyler var. Kaplama hiçbir şekilde aynı değil kızlar. Kaplama aynı. Şu anki kullanım. Ben kullanıyorum. Bana geldiğinde görürsün. Bana sağlamıyor. Görürsün. Ben burayı sürekli temizleyen biriyim. Hani burada yemek yaptığım zaman arkaya bir sürü sıçrayabiliyor. Ben o temizleye temizleye yoğuntulur yani. Hani yani hepimiz öyleyiz. Kullanım sıkıntısı sonuçta yaşarım. Sonuçta ama öyle bir şey değil yani. Bence şu anda bahane üretiyorsun. Bana öyle geliyor. Bence sen yorum yapacak bir şey bulamadın. Bence sen mutfağımda yorum yapacak bir şey bulamadın. İşte sen bilerek korktuğun için böyle eşeleye eşeleye. İşte evet mecburum çünkü mutfağı şu anda yorumlayacak bir şeyim öyle yok. Söyleme şurada mutfakta bir tane tahta ve küçük bir çiçek var yani. Evet. Evet var. Ama şey çok beğendim güzel. Dünkü gelen yoruma yani karşılık doğalgazın gizlenmesi. Koskoca yani evde, mutfakta şu anda, mutfaktayım. Ben sadece o dekor olarak orayı mı yorumlamam gerekiyor? Mutfak dolabını yorumlayamam. Mutfak dekor yapılacak bir yer değil. Neden? Mutfak kullanılacak bir yer. Bizim hani yemek yapabileceğimiz bir yer. O zaman yarın ben yani de görürsün dekor nasıl oluyor diye. Göreceğim tatlım. Yani dekor yeri mutfak değil. Dekor yorum yapacak yeri bir şey bulamayınca böyle i̇şte kendinden bu senin bir şeyler üretmek. Hayır, benim üretmem değil. Olan şeyleri bu konuşalım. Senden kaynaklı bir şey. Sen kendine güveniyorsan ben kendime öz güvenimle her şekilde yani buraya ufak tefek şeyler koyup ya dur göreceğiz bakayım ben de hünerlerimi mutfakta da gösterdim de tezgahımı, kızlar bunu yorumlasın diyebilirsin. Ben zaten tezgahımı normalde de bu şekilde kullanıyorum. Yani neden kullanım alanımı daraltayım, gideyim obje koyayım ya da farklı şekilde dekor edeyim ki? Ben tezgahımı boş seviyorum, boş kullanıyorum. Seni tatmin etmeyebilir. Ben hiçbir şekilde tatmin etmiyorum. Benim mutfağım ben kullanıyorum. Mutfağında hiçbir şey yoktu. Mutfağın çok basit, çok düzdü. Kendinden hiçbir şey katmamışsın. Yaşam alanını biraz genişletmeyi öğren. Ben sana yarın öğreteceğim. Mutfak kutularını çok beğendim. İyi ki öyle yapmışsın. Teşekkür böyle bence ederim. Çok yakışmış. Beyaz eşyaların fiyatını merak ediyorum. Beyaz eşyalarımı nişanlıyken almıştım. Bir 2,5-3 yıl oluyor. Hepsini 32 bin liraya aldım. Güzel, tamam. Bir de perdenin fiyatını öğrenebilir miyim? 1000 lira. Kızlar yorumlarınız bitti mi? Bitti de ses. Evimde eleştiriye değer hiçbir şey olmadığı için tabii ki de evimi savunacağım sonuna kadar. Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu var. Evet. Oyunumuzun adı neydi? Sandık dedim açıldı, inci boncuk saçıldı. Evet, şimdi dün ne yapmıştık? 34 tane boncuğu dizmiştik. Bakalım bugün sen kaç tane boncuğu dizeceksin ve finalde cuma günü bizden altın kolyeyi böyle boynuna acaba hangi gelin takacak çok merak ediyoruz. 90 saniyeyi başlatalım mı? Evet, başlatalım. 3, 2, 1, 0 başla. Yapamaz. Kaçtın? 15, 16, 17, hadi duyalım. 18, 19. İki işi birden yapamıyor. Kızım saydın mı? Sayamıyorum aslında. Kuralı bu. Evet. 19, ha. 20. Ha, sayacaksın. 21. Evet. Son 11 saniye. 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tadam. Bakalım bakalım. Hadi birlikte sayalım. Yap. Şimdi. Peki. Hadi bakalım. Şuradan şu tarafa sen tut. Evet. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. İkisi. Biz şok şu anda. İkiniz de 34 tane dizdiniz. Evet. Bakalım ne olacak. Herkes 34 tane dizerse. Yandık. Cuma günü hepiniz aynı anda bakalım dizeceksiniz. Bakalım neler olacak. Dünkü gelinimiz ile bugünkü gelinimiz ikisi de 34 boncuk. 90 İstanbul, saat. Yine İstanbul plaka. Yine İstanbul plaka dediğin gibi. Evet, evet bakalım yarın neler olacak. Ve bizden bu altın kolyeyi Cuma günü hangi gelin kazanacak? Bakalım haftanın en maharetli gelini kim olacak? Siz geçer misiniz bu gelinleri? Geçerim. Hadi bakalım. Şöyle sana vereyim. Buradan sizi yatak odasına gönderiyorum. Çeyizde buluşuyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi buyurun gelinler yatak odasını yorumluyorlar. Çok iddialıydım. Çok fazla takarım diyordum. Ama Rezan'la aynı yapabildim. Tatlı bir şans olduğunu düşünüyorum. Diğer kızlarla da yarışmak için sabırsızlanıyorum. Evet, şimdi de Rabia gelinin tepeden tırnağa griye boyanmış yatak odasındayız. Odaya uzaktan şöyle bir bakıyorum da burada gri bulutlardan tutun da gri mavi dalgalara kadar doğadaki her tonda griyi görmek mümkün. Ne diyelim, zevkler ve renkler tartışılmaz ama umarım az sonra duyacağı yorumlar da Rabia gelinin içini karartmaz. Yatak odama hoş geldiniz kızlar. Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Benim bir şey dikkatimi çekti. Tabii, mutfak dolabının kulplarını değiştirmişsin ya. O kulpların aynısını yatak odanda da kullanmışsın sanırım. Şöyle söyleyeyim kızlar. Ben doğru mu? Bu dolabı, evet doğru. Ben bu dolabı aldığım zaman bu kulpların aynısının gold'u mevcuttu. Ama o gold'u odama uydurmadığım için, yani beğenmediğim için o zaman da başka rengi yoktu. Böyle siyahını sipariş ettim. Ben anladım. Siyahla ilgili hiçbir şey göremedim ama burada. Yani belki gümüş olabilirdi. Evet. Çünkü Çok daha hoş fazla olmuş yani. Evet. Farklı olmuş, ayrı durmuş bence. Yani siyahla ilgili bir şey göremedin. Haklısın, evet, ama zaten gri de siyahın yakını, hoş durduğunu düşünüyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii. Neden at resmi? Neden at resmi? Şöyle, çünkü artık çok klişe buluyorum. Sürekli her yatak odasında kocaman resim. Ben sevmiyorum resim. Tamam, eşinle olan resmini koyma. Eşimle başka olan bir resmimi tablo sevmiyorum. Koy. Ya neden da koyma. At bizim için hani farklı bir yerde. Eşimle çok güzel anılarımız var bunlarla hakkında. O sence yüzden yatak bize odasına uyuyor mu gerçekten? Evet, ya? Böyle mi düşünüyorsun? Evet, uyuyor. Uyup uyumaması önemli değil. Onun manevi değeri için bile orada asılı dursa benim için yeterli. Ne manevi değeri var? Mesela? Eşimle bizim bir anımız vardı atlarla ilgili. Hep ben eskiden at binmeyi falan isterdim. Şimdiye kadar hiç binemedim. Eşim de bir ara bana evlenme teklifi edecekti ama hala etmedi. Bununla ilgili bir plan yapmıştı. Ama ben etmiş gibi saydım onu. O yüzden hani hep konuşuruz. Bunu hep aramızda muhabbetini geçiririz. Şu an çok detaya inemiyorum kızlar. Yüzeysel anlattım. Evet kızlar, başka yorumlarınız varsa devam edelim. Ben yatak başlığından bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Yatak başlığını dolaplarınla uyumlu bulmadım. Onu geçtim. Yatak örtüsüyle de alakası yok. Bu çok spor, çok klasik. Bir bağdaştıramadım ikisini. Neden zaten bir arada kullandım? Zaten griyinin 80 tonunu görüyoruz burada şu evet, an. Yani griler çok iddialı ve evet, farklı bir değil. Renkle patlatabilirdim ama patlatmak istemedim. Evet, bunu da bu kumaş tercih ettim. Çünkü benim kedim var kızlar. Normal kadife veya farklı bir kumaş tercih etseydim tırnaklarıyla onu parçalayacaktı. Peki salonda neden kadife tercih ettin? Çünkü salonda normalde örtü kullanıyorum. Koltuk örtüsü. Bu şekilde çözüyorum o sorunu. Ben genel olarak beğendim. Bence kedi, onun dışında kedi zaten genelde salonda olur. Bence salonda onu tercih etmemeliydin. Evet. Çünkü yani yatak odasında hani çok fazla kedi. Ben zaten yeni evlendiğim zaman kedimi sahiplenmemiştim. O zaman hani kediye göre de koltuk takımı seçemezdim maalesef. Kediye göre neden yatak odası
takımı seçtiniz? Çünkü düşünüyorduk ama o zaman düşünmüyorduk. Ayrı zamanlarda alındı. Hepsi birlikte alınmadı bizde. Hmm. O yüzden ben öyle tercih ettim. Ben resimleri beğendim fakat biraz beğendim. Ağır geldi bana. Benim Hı-hı. yatak odamda evet. da böyle bir yorum yapılmıştı. Evet, ben söyledim. Çünkü ama bu biraz ağır, buralar daha spor. Biliyorum ama senin yatak örtünle bence bir değil. Ya ben burayı karşılaştırmıyorum gitti. Onunla. Ben öyle düşünüyorum. Şahsen benim fikrim. Buraya bu örtü gittiğini düşünüyorum ama sen de gitmemişti. Yani yok, ben benim demek istediğim hani biraz daha ağır durmuş. Ortamda biraz evet. sporluk var. Dolaplar evet. daha doğru. spor duruyor. Söyledi. Kulplar daha böyle hani şıkken spor. Dolap evet. spor. Yani evet. bir ama... uyumsuzluk var. Makyaj masasında mesela dizlerin çarpmıyor musun? Nasıl oturuyorsun? Nasıl makyaj yapıyorsun? Aynayı kullanmıyorsun galiba. Ben orayı galiba. Kullanmıyorum makyaj yapmak için kızlar. O sadece görüntü olarak orada. Normalde büyük aynayı ya da banyoyu kullanıyorum. Yatak örtüsüne de bir şey söylemek istiyorum. Başlığıma göre gidip uyku seti almam çok saçma olurdu. Renk olarak da elbette ki tutturamam. İstesem de bu rengi birebir tutturamam. Tuttursam da yani devamı gibi olur. Sanki yatak örtüsün yatakta sermiş şey, gibi olur. Ama şöyle bir şey. Başlığa göre örtü alamam diyorsun ama bence Hı-hı. başlığa göre örtü alman lazım. Hani örtüye göre evet. başlık alamayacağın örtü için. Örtü alsaydım zaten başlık siz kendiniz dediniz spor duruyor diye. Yani o zaman da diyecektiniz ki yatak örtüsü bu programa bu uygun mu diyecektiniz. O yüzden ağır olarak tercihim. Bir şey sorabilir miyim? Şöyle yastığı göstermek istiyorum başlıkla. Yani tabii ki de desenin rengi tutturamazsın ama ona göre de belki bir seçim yapabilirsin. Hani daha gri diye belki gri tercih etmeyebilirsin. Başka daha bir şey düz. Olabilir. Daha düz. Şeyi de merak ediyorum. Başka bir rengi gideceğini düşünmüyorum kızlar. Bu yastıkları muhtemelen kullanıyorsunuz uyurken. Bunlar sadece dekoratif değil mi? Evet. Burası biraz küçük ya. Bunları nereye kaldırıyorsun? Her gece uyurken dolabın üstüne falan mı koyuyorsun? Hayır, sonra bunun gelin... ayrı kutusu var kızlar. Kutunun zaten kutuyu günlük... nerede bulunduruyorsun? Burası çok küçük yani. Evet. Bazen belki de küçük diye uyku seti diye kullanmayayım yani. Ben... Anlamadım şu an demek yani istediğini. Bilmiyorum. Sığdırmak biraz da kullanışlı olması Hı-hı. önemli ya bizim için. Evimizde her şey için. Yani evet kullanışlı olması önemli ama aynı zamanda ağır olması da önemli. Ben buraya dediğiniz gibi hani basit bir şey açsaydım hani ne anlamı vardı ki o zaman hani gelin evine sermemin böyle şey. O zaman bizi özel bulduğun için yaptın sen. Tabii ki de size özel buluyorum, değer veriyorum. O yüzden bu şekilde hazırlandım kızlar. Halıyı ve avizeyi sormak istiyorum. Bu arada sanırım programı çok fazla izliyorsun. Evet, çok fazla çünkü izliyorum. Çünkü neredeyse her bölümde olan aynen gelin evin avizesini görüyorum. Başka avizenin uygun olabileceğini düşünmüyorum. Çok araştırdım kızlar. Odam gri, siyah. Hani bunun üzerine gitmeye ama... çalıştığımda en mantıklısı buydu. Çok açık bebe mavisi Işıktan gibi mi duruyor? Evet, bebe yoksa... mavisi gibi duruyor. Hayır, bebe mavisi Işıktan gibi değil. Işıktan dolayı öyle duruyor. Yansıdığı için normal gün ışığında gri duruyor. Gri yani. Ama 3 farklı tonu var orada. Evet, bir koyu gri var, bir açık yani. Gri var. 80'in üstüne mi ekliyoruz? 83 mi oldu? 85 falan oldu. Dikkat ettiyseniz benim yatak odamda gri hakim ve ben bütün grileri aynı renk yapsaydım biz burada boğulurduk. Yatak odamda cam olmamasına rağmen ferahsa bunun sebebi tonların birbirinden ayrı olması. Belki bu kadar çok gri tercih etmeyebilirim. Evet, daha ben hoş seviyorum. Olabilirdi. Eşim seviyor, ben seviyorum. Biz bu şekilde kullanmayı istiyoruz, seviyoruz. Saygı duyuyoruz. Halının fiyatını Rica alabilir ederim. Miyim? Halımı 500 liraya aldım. Peki komple takımı öğrenebilir miyim? Komple yatak odası takımımı yine 2 yıl önce 16 bin almıştım. Kızlar benim hemen fark ettiniz ama Rabia'dan fark etmediniz. Yatak evet. odası dolabının üstündeki eşyalar. Evet, boşaltmalıydın evet. bence. Boşaltmalıydın. Kızlar şöyle açıklayayım onu da. Biliyorsunuz program hazırlanırken evde bayağı bir kargaşa oluyor. Hepiniz yaşayacaksınız evet. ve yaşadınız. Onu da eşimin babası depremde vefat etmeden önce bana çeyiz hediyesi olarak almıştı. Ay, o curcuna da kırılmasın diye oraya koydum. Hatta bir parçası da kedim yüzünden kırıldı. Üzülerek oraya sakladım. Sonra da indirmeyi unutmuşum. O konuda haklısınız. Abajurlarından bahsetmek istiyorum. Aha. Abajurlarının rengi de çok farklı bir gri. Anladım. Yine grinin 86. tonundan devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, az önce işte bebek mavisi dediğiniz renk bu kızlar. Ben bunları takım olarak aldım. İkisi evet, aynı renk. Bakınca böyle yaklaşınca öyle gibi. Evet. evet. Yani ben hepsini set olarak aldım üçünü. Bir de burada sanırım bir havalandırma yeri var. Evet. Keşke orayı da mesela gri yapmasaydın ama bir beyaz böyle. Ya da store tarzı. Evet, küçük ince böyle. Küçük. Üstüne bakarsanız hemen duvarına ben korniş takmam imkansız. Öne korniş takmana gerek yok. Çok rustik yapabilirdin aslında oraya. Küçük rustik kestirebilirdin. Hoş olur. Bence bunu düşün. Evet. Yapabilirsin. Odayı hani kimse görmediği için direkt orada hani kol kadar bir mesafe göz var. Göz olarak senin zevkine daha iyi gelir. Göz ya olarak da... yani ortaya bir perde taksam da ben o dediğiniz perdeden yine şey açık olacak. Hani kenarları bana pek bir şey katacağını düşünmüyorum. Yani bence güzel durdu böyle rustikle. Yani rustik yukarıdan oluyor zaten.
Birisi takarsan ama evet dediğin gibi dışarısı gözükür. Hiç takmasam da taksam da aynı şey. Benim için bir işlevi olmayacak o perdenin. Senin için bir önemi yok Suzman. Bizim için de bir önemi yok. Yani, yani kötü gözüküyor diye dedik. Evet. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Bitti de ses. Rabia o zaman kızlar gitsin mi? Evet gitsin de ses. Yatak odasının genel olarak renk uyumu gerçekten çok fazla birbirine yakın renk vardı. O yüzden hiç hoş durmuyordu. Bir şeyleri birleştirmeye çalışmış ama bence olmamıştı. Ve işte karşınızda Hataylı Rabia Gelin'in güzeller güzeli parçalarla bezeli çeyizi. Farklı kültürleri birleştiren medeniyetler beşiği Hatay'dan izler taşıyan şallar, havlular, yemeniler envai çeşit. Bakalım el emeği göz nuru olan bu çeyiz gelinlerimizden nasıl yorumlar alacak? Rabia Gelin'in çeyizlerini serdik hanımlar. Rabia'cığım bunu kim yaptı? Ben hemen attım başıma bunu. Çok güzel değil mi? Eşimin halısı yaptı. Valla adı ne? Adı Neslihan, çok beceriklidir. Aa, Neslihanlar, Aslanlar beceriklidir. Ay evet. Çok güzel olmuş Neslihan Hanımcığım. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Hemen güzelden anlarım hemen attım böyle. Bilmiyorum yakıştı mı? Size de çok yakıştı. Ya sen de çok yakıştı. Tamam. Ya, evet kızlar burada şallarım da var. Hemen görüyoruz. Valla ne güzel. Favori parçan nedir? Kızlar odan uzatabilir misiniz? Favori parçamız nedir? Şöyle vereyim. Senin yaptığın bir evet, şey var mı? Evet, benim yaptığım bir şey. Bunlar ne olarak geçiyor? Şöyle göstereyim. Bak ne olarak geçiyor dedi arkadaşım. O flor olarak hani atkı olarak her şekilde kullanılabiliyor. Çok amaçlı. Evet, onun gibi burada var isterseniz vereyim şöyle. Bir tane daha var. Şöyle parlaklar da var. Bunlar çok kullanıyorsun. Hayır, sadece çeyizde duruyor. Bunlar çok tatlı. Evet, kullanmıyorum. Bu el işlemesi değil mi? Evet, o el işlemesi. Evet, eli ağır zaten. Evet. Hiçbiri kullanılmıyor, yazık. Evet, yani kullanmayacağınız şeylere yazık gerçekten. Bizim oralarda... Kullanacağınız tarz şeyler. Bizim oralarda... Çeyize biraz önem verildiği için... Evet, evet. İster istemez hani çıkartmıyorlar seni baba evinden çeyizi çok olmadan. O seccade seti, Kur'an-ı Kerim koyuluyor onun içine. Seccade setinin devamı. Evet, burada. Hmm. Bu havlu hazır mı? Bu evet, bu hazır. Güzel ama taş işleme gibi. Evet, evet. Taş. Evet, çok ben bir yanında el işçiliği sandım. Ben de. Ben de. Evet. Ama bunu bence yapıştırdılar ütüyle değil mi? Zaten ütüyle o şekilde yapışmış. Evet, evet, şey evet bu ütüyle yapışmıştı. Evet. Çok güzel. Bunlar da mı el işlemesi? Evet, onların da hepsi. Senin yatak odanda vardı. Evet, var bende de yatak var. Yatak örtünde. Evet, komple takım. Evet, bak, bu da bak senin armağanını almış çeyizine de koymuş mu? Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Artık bu değerli parçaların yanında yerini alacak. Ne güzel. Kullanacağım. Bu ne şal bu? Değil bence. Şal değil bu. Yok şal kızlar şu şekilde atılıyor. Bu da şal. Üçgen mi yapılıyor? Evet bu at bakayım mikrofona üçgen dikkat yapılıyor. Et. Şöyle. Evet. Atayım. Heh. Bu şekilde. Evet çok bayılır güzel oldu. Oluyor. Dön bakayım arkanı gözüksün işler. Bak bak. Ama bu senin narin yapına oldu. Ben şimdi bileyim mesela. Yok şurada kalır şunlar. Şunlara bakalım. Bunlar da mı şal? Evet bunlar da el sizde işlemesi. Sizde şal çok mu olması gerekiyor çeyizde? Bunların hepsini eşimin halası yaptı. O böyle şeyleri çok sever. Hala şal seviyor anlaşılır. Evet. Evet. Çok güzel yeleklerim. Bunlar da el işlemesi takım. Çok güzel. Bu arada. Her şeyde olmalı. Kullanıyor musunuz terlikleri? Sende evet, de vardı. Dün koymuştun başucuna iki tane. Ben de kullanmıyorum. Kıyamıyor mu? Kıyamıyorsun. Evet. Bir de hani çok bunu tak tak ses yapıyor. Aşağıya ses gidiyor. Terlik aynen sesi geliyor diyorlar. Ama öyle olacak. Kadın dediğiniz böyle evet, tak tak olmalı. Tak tak tak. Topuk tak sesi olacak. Ay belli olacak. O zaman komşularımıza seslenelim Aslı Hanım. Bize terlik sesi geliyor demesinler de rahat rahat giyinelim. Ya buradan komşulara sesleniyoruz. Yeni evliler. Arada şöyle idare edilir. Ben rahatım o konuda. Ha, öyle aşağıda mi? Kayınvalidem oturuyor. Daha sıkıntılı değil mi? Daha sıkıntılı değil mi? Evet. Bakayım. Bu da el işlemesi Aslı Hanım. Normal şey... Kaneviçe. Evet, kaneviçeye geçirilmiş. Çok güzel. Pike takımı evet, burada. Evet, takımı. Bu şurada çarşafı var. Benim burada şey yastıkları. Bak, bu mesela kullanıyorsundur tahmin ediyorum. Evet, kullanıyorum. Bir i̇şte bu kullanılabilir evet çeyiz niteliğinde evet bence. Sen ne diyorsun? Evet. Yani ben şeyi sevmiyorum. Burada hani işçilik oluyor ya aslında benim çeyizimde de çok fazla var. Benim annem çok meraklı ama ben sevmiyorum. Eşim mesela biz yeni evliyken
hani adettendir serdik. Hı-hı. Eşim uyandığında burada resmen iz çıkıyor. İzleri çıktı. Ya çok komik bir şey ama bunu anlatmak istiyorum size. Şimdi bir nevresim takımı ben de çok severim. Hep böyle değişik değişik nevresim takımlarını. Bir tane böyle bir işli nakışlı bir nevresim takımı işte serdik falan. Neyse gelmişim setten farkında değilim. Vurdum kafayı yattım. Sabah elimi yüzümü bir yıkıyorum. Yüzüme bir baktım burada at. Yüzümde at. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ay bir şey mi uğradı bana dedim. Ama at dedim yani. Ne oldu dedim bu atın bu yüzümde ne işi var? Bir de o nakış yerleri ne kadar belli oluyor. Evet çok oluyor. Atın dış ses olacak şey değil. Atın bütün nakışı yüzümde iz. İşimiz burada at. Aslanım o at güzelliğinize güzellik katmıştır. Ya hiç sorma, hiç sorma. Bismillahirrahmanirrahim. Yani dediğin gibi işte çiçekler. Ondan dolayı aslında çiçeği evet. kullanmıyoruz biz de. Evet. Değil mi? Evet. Ondan dolayı kullanmıyoruz. Hep şey, düzdük. Düz. Evet. Hatta eşim bir tanesi de yırttı. Bir bakıyorum at, hemen çeviriyorum at tersini. Hani şöyle yapınca şu taraf oluyor. Ama düz. Bazen de şey oluyor yani uyku esnasında evet. çok ısınınca. Döndürüyoruz. Yastığın soğuk tarafı. Yastığı da çeviriyoruz, yorganı da atıyoruz. Ben yorganı çevirmişliğim var yani otelden. Sen ne diyorsun? Evet. Ay bunları söylüyorduk. Şunları evet. giyin yani tıkır tıkır gezin. Evet, vallahi yeni giyelim. Evlisiniz ya. Ya da almayın o zaman babet alın. Siz de aa ne güzel terlikler maşallah benim hiç hayatımda olmadı. Olmasın da. Olmasın. Olmasın da kullanılmıyor çünkü bence yer çok kaplıyor. Gereksiz. Zamanı evet. geçtikten sonra yer kalmıyor. Bir de bana şunlar çok gereksiz geliyor çeyize. Ondan dolayı ben mesela bohça işlerine falan hiç girmek istemedim. Evet, onları da kayınvalidem evet. alıp koymuştu. Evet, hani kayınvalide diye. Şey evet, çıktı evet, onlar genelde. O şekilde. Kullan kullan sen bakma bunlara. Kullan tüylü tütü tütü. Kullanacağım aslanım. Giyin tıkır tıkır. Yazmaların da çok güzel. Evet. evet bak ne kadar çok patik var değil evet, mi? Evet çok fazla patik, patik var. Patik giyin alt komşuya ses gitmez. Belki bize de verir. Şey bu neden bu kadar çoklar? Hiç dağıtmadın mı? Niye sende patik yok muydu? Ben dağıttım. Benim biraz az bulduk ya. Ben patik dağıttım. Hatta çeyizimin bir kısmında inanır mısınız getirmemiştim kızlar. Annemin evinde bırakıyordum. Ya. Kendi evim olunca alırım diye. Şimdi getir hepimize dağıt. Getiremem. Depremden sonra gitti hepsi ah ama yani bu kadarı ya. Bile ah yetti canım. Bize. Ah yavrum. Çok minnoş baksanıza. Evet. Hepsi çok güzel. Evet 50 bin TL'yi hak eder mi hanımlar bu çeyiz? Sadece çeyizle yorumlamadığımız bence için de, evet. diğerlerini bence görelim. De. Ama çeyizi benim efendim? İçin yeterli. Ama güzel. Ben sadece çeyiz için hani soruyorum ya genelde setuplarda. Yani çeyizine tam puan gelir mi? Çeyizi bence benim tam puan. Benim kafamda ama bir soru işareti oluşuyor. Acaba dünkü aldığım yorumlardan etraftan toplanan mı var yoksa bu kadar çeyiz neden bu kadar dağılmadı? Etraftan toplanan yok çünkü ben kullanmıyorum. Patik kullanan bir insan değilim. Belki yazma kullanan insan düşündüm. Değilim. Lif dağıttım birçoğunda dağıttım ama biraz araştırın hani bizim oralarda çeyiz çıkmalı böyle şatafatlı şey falan çok yapılıyor ya. Çok şatafatlı da değil çeyizin ayrıca. Evet. Evet. Bak, neler var. Yani hani toplama çeyizi artık çeyiz profesörü olduğum için anlıyorum. Burada toplanmış hiçbir şey yok ablacığım. Yani toplama bir çeyiz formunda bir şey yok yani hani hiçbir şeyden evet. fazla evet. yani rahatsız edici o fazla haller bu çeyizde yok. Hatta eksikleri bile var aslında ama başka şıklıklar ve malum durum tabii ki onun eksikleri eksikliğini kapatıyor. Benim favorimi söyleyecek olursam şu ve şurada iki tane onu uzatabilir misin? Evet onlar evet. çok güzel. O çok güzeldi. Değerli aslanım. Beyaz olan. Nasıl yine eşimin ablam? Halası yaptı bunu da. Değerlileri biliriz. evet. Bak bu da çok güzel. Tülben tütüne yapılmış. Evet evet pamuklu. Çok değerli. Ay, pamuklu bunu bebeğine de normalde inşallah. Normalde biz bunu şeylerde saklıyoruz. Jelatinlerde bir şey olmasın çok güzel. Diye. Çok güzel. İşi de çok güzel. Evet. Bunlar da benim favori parçam olsun senin çeyizinde beğendiğim. Teşekkür ederim aslında. İyi günlerde kullan ablacığım. Sağ Allah sağlıkla kullanmayı nasip etsin. Teşekkür buradan ederim. Buradan sunum masasına geçelim mi? Hep birlikte geçelim. Elimleri gönderelim biz kalalım aslında. Kalalım olmaz mı? Mı? Öyle mi? Yine evet, mi? Öyle yine. Oldu o zaman gidiyoruz. Gelinler görüşürüz beni. Ben buradayım. Çeyiz gayet doluydu ama bundan sonra saklayamayacak da yani gereksiz olduğunu düşünüyorum bu kadarında. Hatıra olarak belki birkaç tane seçebilir. Oh. Evet başlıyoruz. Oyun az. Ay. Oh. Ay. Oh. Ay. Kötü yorumlar nasıl uçuyor? Oh. Arındık. Mislendik. Oldu mu şimdi? Oldu oldu aslanım. Biraz daha olacak. Bak şurada birazcık var. Heh oldu. Oh. Temizlendik. Temizlendiysek
O zaman biz bence masaya gidelim, ne dersin? Hadi geçelim Aslı Hanım. Masadayız. Bugün Rabia Gelin'in sunum masasında kelimenin tam manasıyla bir şölen var. Yemekleriyle meşhur Hatay'ı Tekirdağ Çerkezköy'deki evine getiren gelinimiz yöresel bütün lezzetlerle sofrasını taçlandırmış. Ne diyeyim, gelinlerimizi baya baya kıskanıyorum şu anda. Baksanıza sofrada künefe bile var. Neyse, hadi size afiyet olsun hanımlar. Rabia Gelin'in en iddialı olduğun dediği yerdeyiz. Sunum masasındayız. Evet. Yani lezzetler konusunda iddialı olduğunu söyledi. Evet, lezzetler çünkü konusunda. Gerçekten Hatay lezzetleri çok özeldir ve masamızda da Hatay lezzetleri görüyoruz. Hangisini sen yaptın diye sormak istiyorum çünkü hepsi çok meşakkatli şeyler bunlar. Hepsini ben yaptım neredeyse Aslı Hanım. Biliyorsun. Evet, bir tek 5 tane dışarıdan geldi. 5 tane. Kaç tane evet. Var burada? Bayağı çeşit. Önde bayağı de var galiba. Bayağı var, saymadım hiç. Kömbe, kurabiye, kerebiç bunlar dışarıdan geldi. Dışarıdan. Benim vaktim olmadığı için, bunlar, biraz zaman aldığı için. Pastane fırın tarzı bir yerden geldi sanırım. Yok, eşimin halası yaptı. Ciddi kendi misin? Elleriyle. Evet. Çok güzel yapmış. Evet. Aslanım ben odaklanamıyorum şu an orada. Neye? Yani bu kadar güzel şeyin arasında bilmiyorum ne? Nereden çıktı, zeytinden ben hiç hoşlanmıyorum. Gerçekten mi? Evet, hiç hoşlanmıyorum. Alerjin falan mı var? Alerjim yok da daha önce bir fobim var aynen. Çok rahatsız oluyorum. Yer değiştirmem mümkün mü acaba biriyle? Çünkü yemekler çok güzel ve tadına bakmak istiyorum. Zeytini kaldıralım istersen. Yani eğer mümkünse öyle daha iyi olur. Zeytinin yerini değiştirelim istersen. Evet, zeytinin yerini değiştirelim güzelim. Tamam. Allah bu kadar Allah. Lezzet içinde de o zeytin burada olmasa. Yine zeytinleri annem kendi elleriyle yaptı. Ben içindeki... çok severim zeytini. Evet, sen de bir tadına bak söyleyin ben bari. Elini almışken. Ama öyle oluyor biliyor musunuz? Sofrada, kahvaltıda bir yere gideyim, o benim dibimdedir yani. Nasıl ya, zehir oluyor sana? Evet, ben çok rahatsızım. Yok şu an. Herkes de çok bayıla bayıla yiyor. Çok güzel. Ama güzeldir ya. Acı seviyorsanız tadına bakabilirsiniz. Onun içindeki nar ekşisini, zeytinyağını, sosunu, her şeyi el yapımı. Ay maşallah, zeytini ne güzel. Zeytini de el yapımı. Kokusundan belli. Nereye koysak yavrum evet. Ya onu bir yere koyalım kızımızdan uzağa. Ben böyle alabilirim bunu. Tamam, ben böyle alabilirim. Tamam. Şeker kullanan var mı? Kesme şekeri kullanan var mı? Kızlar kullanıyordu değil mi? Yani tamam, şu anda çay tamam. Bardağı olmadığı için kullanamıyoruz aslında. Ha. Evet. 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 O zaman kaldıralım kesme şekeri. Çay içmeyeceğiz galiba. Çaydan vaz mı geçtin? Aynen. Sonrasında bir içeriz diye düşündüm. Koydum. Ha, sonrasında evet. İçeriz tabii canım evet. Düğününü o izlerken. Düşündüm koydum peki, masaya da. Peki lezzetleri bir anlatsın hemen yoruma geçelim. Hı-hı. Çok hızlısınız bugün. Evet. Kepse deniliyor bizim orada aslında. Kepse pilavı evet. Evet kepse pilavı. Özel baharat. Evet özel baharatı, onu da Hatay'dan getirdim. Burada bulmak biraz zor oluyor. İçinde kuş üzümü, badem, çam fıstığı, hı-hı, her şey bu var. Bunu da sen yaptın. Neyse. Evet onu da ben yaptım. Yasmin pirinci mi o, basmati mi? Basmati. Çok güzel, eline basmati sağlık. Basmati pirinç. Eşim sizler güzel için künefe yaptı Aslı Hanım. Evet. Künefe de var. Bizim orada yoğurtlama deniliyor, köz patlıcan. Yine annem kendi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan yapmıştı. Bu da? Abulaniç deniliyor bizim orada. Evet, nar ekşisi olduğu için koyu renk. Evet, nar ekşimiz biraz koyu oldu. Evet, biliyorum. Koyu için. Olduğu için bazı salatalara girdiğinde, işte kısırlara evet. Girdiğinde o koyu rengi nar ekşisinin renginden alıyor. Bunu da söyleyelim, sizin çok içini meşhur. İçini ben hazırladım, fırına verdim yapması burada. İçin. Evet, yine onu da ben hazırladım. Katıklı ekmek. Ama biz biberli ekmek diyoruz katıklı Hatay'da. Katıklı ekmek, biberli ekmek. Evet, evet biliyorum ben de çok güzel. Bunlar kuru dolma, yine bunlar annem kendi kurutmuştu Hatay'dayken. Zeytinyağlı mı onlar? Evet, zeytinyağlı hepsi. Bunlar ekşili zeytinyağlı. Yaptın. Evet, ellerine sağlık. Ve magnolia mı? Evet. Dün biraz yorumlamıştık hani evet. Sunum kabını. Yani evet, bu bardakta olması... Evet, bardak değil bu. Benim için bardak. Kadeh uyumlu gelmedi bana açıkçası. Benimkinin biraz küçük hali. Bilmiyorum, biraz sanki dersine çalışmamış gibi dünden. Öyle mi? O demişti, ben yani de bu, görürsünüz demişti. Bu magnolia bardağı. Kadehe zaten konulamam. Bunda da zaten bir şey içmesi zor. Bu şekilde satılıyor, bu şekilde aldım. Çok goldlar üzerinden gittik dün, tartıştık. Ben de fark ettim. Sunum kaşıkları işte gümüş kalıyor, bunlar gold. İşte bu yüzden sevmiyorum ben gold kaşıkları. Hmm. Çünkü uyum tam yakalanmıyor bence. Tabakların kenarında da gold yansımalar var ama bardaklarda sade. Bardaklarım belki ayrı ayrı almıştım. Gold gold olabilirdi ama işte bunu yakalamak çok zor oluyor bence. Benim soframa çok benzettim.
Senin sosyal medyada hiçbir yemekle ilgisi yok ama dikkat ederseniz yani şu görüntüye bir dakika arkadaşlar, şu görüntüye baktığın zaman bile üstten sadece tabak görüntüsünde senin sofrana benzemediğini anlamak yani gerekiyor. Bu çorba kasesi burada, çorba göremediğim için bana gereksiz geliyor. Evet, sunum için gerekli olabilir. Hı-hı. Ama çorba yok. Yani, yani burada sonuçta çorbayı konuşmayacağız, tabaklarını konuşacağız. O yüzden Rabia'cığım burada senin sunumunu konuşacağız, önemli olan. Yemekleri bu kadar güzel sunum yaptığını düşündüğünde bu patatesi nerede kızartacaksın? Ya da ben bunu genelde mutfakta patates kızartırken ya da mantı süzerken kullanmış olduğum bir şey. Evet, onda haklısınız kızlar. Kevgir. Evet, servis ayarlayamadım. Spagetti için sanırım. Servis kaşığı ayarlayamadım. En azından almamız için bunları getirdim. Hiç koymasaydım bence daha iyi olurdu. Çay bardaklarını koymadığın gibi. Evet. Sonra içeriz diye düşündüm. Masaya koymadım. Evet, pardon. Ama dün masada çok içmiştik. Çok dolu durmasın diye koymadım. Peki bir şey soracağım. Tabii. Sofran yemek üzerine mi yoksa çay saati üzerine mi? Çünkü çok karmaşık görüyorum. Nasıl yani karmaşık? Meze mesela, iki meze. Hı-hı. Pirinç var orada. Evet, yöresel bir yemek. Hı-hı. Ama demek istediğim çay saati mi davet üzerine meze, yoksa sen çayın yanında yemek mı içiyorsun? Yiyorsun. İşte yemek üzerine mi yoksa diyorum. Çay saatine ait burada ne var? Mesela ne var? Kurabiyeler hemen var. Kalkıyorum. Şöyle söyleyeyim bana. Gösteriyorum. Kurabiyeler var. Makarna salatası var. Çay saati. Magnolia. Kurabiyeler, magnolyalar, çeşit çeşit kurabiyeler var burada. Kömbeler yani var. Evet. Şuradan. Islak kek var. Hemen söylüyorum. Kabak tatlısı var. Traliçe var. Kek var. Islak kek var. Yani bunlar tuzluk var, karabiber var. Kesinlikle. Ha, bana dersen ki hayır bu yemek saati, akşam yemeği tarzında dersen ki ona göre yorumlarım. Kızlar ben sizin için çok karışık gördüm. Yöresel şeyler yapmak istedim. Yaptım ki şunu da belirteyim. Bizim orada bu meze dediğiniz şeyler normal akşam yemeği olarak yapılıp yenilebilen şeyler. Çay masasında da olabiliyor. Çay masasında da kullanılıyor. Normal bir sofrada da kullanılıyor. Artık zeytinyağlı dolmayı çay masasında da görüyoruz yani şimdi. Yani her şeyi her yerde size yiyebiliyoruz. Aslında arkadaşınız yöresi Hatay olduğu için ve Hatay'ın lezzetleri popüler lezzetler olduğundan size Hatay lezzetlerinden oluşan bir masa hazırlamış. Yani çok uyumsuz görüyorum. Yani sadece şu anda uyan kaşık ve peçete yırtık. Bu da bana mı denk gelir? Bakayım. Kusura bakma canım. Ya. Al ben sana kendi peçetemi vereyim. Hiç kullanmadım onu, ben kullanırım hayatım yani. Sonuç itibariyle kağıt. Yani. Sofrada peçete yırtığı bence konuşacağımız en son şey olmalı. O kadar güzel hazırlandım sizin için. Yemekler yaptım. Birazdan künefeye şerbet dökeceğim. Tattıracağım size. Bunun takıntısıyım o yüzden. O zaman sen yapmazsın. Bana denk geliyor. Tamam, işte sen bizim önümüze şeyler yırtık peçete vermezsin. Olur yok yeter. İçin rahat olsun. Aynen ben öyle. Aynen öyle. Şeyler. Sen yapma. Şimdi bu yemek takımın kaç parça? Tatlım. Yemek takımı. Full takım anladığım kadarıyla. Hiç aklımda değil aslında. 12 kişilik. 12 kişilik. Tamam. Tatlısı, çay seti, fincan takımı. Oo, güzel. Çatal. Ne fiyatı? Bunu kayınvalidem almıştı bana yine çok şey izime. Çok şık. Evet. Çok ağır. Evet. Yani bir misafir ağırlanacak takım işte yani. Gayet zerif, şık, evet, gayet evet, güzel, inceliği de güzel. İşte bunlar keçi mesela, evet belli. bunlar olur, şu ikisi olmalı zaten. Bunları da hani biz soruyoruz ya, işte sunum ya malum adı evet, üstünde. Evet. Bunları görmek istiyoruz tabii ki takımların parçalarını ya da takım diyebilirsin ki bu sadece bu kadar, o da kabulümüz. Çatalları, kaşıkları ne kadar aldın hayatım? Onlar da dediği gibi setin içinde hepsi. Bardaklar da mı? Setin içinde. Bardakları ayrı aldım Aslı Hanım. Şimdi kayınvalidem bana sürpriz olarak bunu almıştı. Ben de bardakları kendi istediğime göre almıştım. Böyle bir fikir çatışması oldu. Oldu, böyle bir şey evet, çıktı ortaya. Ayrı şekilde güzel. İkisini de birlikte bence de seviyorum yani. Bu şekilde de ben seviyorum. Peki. Gold gold olmasın. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hanımlar? Lezzetlere bakalım mı? Bence de merak etmiş deneyim. Tamam. Ay bu arada şey... Künefe. Künefe'ye şerbetini verecektin. Sen mi vereceksin? Evet, nasıl ben yapalım? Vereceğim sizin için. Ben tepsiyi uzatayım istersen. Sana zahmet çok bir tane olur. Uzatırsan burada yapalım. Ben de yardım edeyim. Hı-hı. Biraz şöyle soğudu biz konuşana kadar alabilir. O yüzden... Şuradan al tatlım şerbeti. Teşekkür ederiz. Biri sıcak, biri soğuk olacak değil mi? Evet, ama şu an beklediği için biz konuşurken... Yo yo, yine sıcaklık var görüyorum. Evet, sıcaklık bunu var ama o olmadı. Evet, peyniri de sünmeyecek muhtemelen ama lezzetinden
Eminim yani iyidir. Çünkü eşim yaptı kendi elleriyle. Canımın içi öpüyorum onu. Genelde evde künefeyi eşim yapar. Hatay'dan getirtiyoruz Aslı Hanım. Benim eşim deli gibi künefeci. Ramazan'da mesela sahurdan önce künefe yapıp yiyor. Uyuyor, sabah oruç tutuyor. Evet anne, tatlıya alışık olanlar evet. Tatlı yok ki evet, gün içinde şekeri... Öyle. Yok yok, şöyle tamam. Gösterelim hem de. Tamam. Bakın ne güzel çekiyor şerbeti, görüyor musunuz? Hı-hı. Ne zaman bunu böleceğiz? Birazdan bölelim. Evet, birazdan biraz sertleşmiş bölelim. Galiba. Şey beklediği için Aslı Hanım sertleşti, evet. Evet, peynir olduğu için içerisinde. Peynir de Hatay'dan getirdim, yine orijinal künefe peyniri. Katayıp da Hatay'dan. Oh, ellerinize sağlık. Yani yemeklerin malzemesinin hepsi Hatay'dan geldi. Bol bol teşekkür ederim. Evet, çok emek ettim. Hatay'a da buradan tekrardan sevgi selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ederiz. Peki, afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ay çok güzel bu da. Çay da mı Hatay'dan geldi, ne oldu? Yok, çay Hatay'dan değil Aslı Hanım, İstanbul'dan. Ama çok lezzetli olmuş, evet, demini güzel almış. Evet, masada içememiştik, burada içeriz evet, kana kana. Evet, bir de rengi de çok güzel. Güzel olmuş. Evet. Tavşan kanı evet. Bunlar. Evet. Şimdi hayatım, Fatih ile nerede, nasıl tanıştın Rabia'cığım, anlat bize. Tabii anlatayım. Biz eşimle liseden tanışıyoruz. Lise arkadaşıydık. Çok çocukken tanıştık. Yani çok çocuk. Çok çocuklar. Yani çok çocuklular yani. Evet, o zaman tanıştık. Çok yakın arkadaştık bu arada eşimle. Tamam. Evet. Kankaydınız. Kankadan daha da öteydik. Yani. Kardeş. Kardeş gibiydik neredeyse. Evet. Öyle ki Aslı Hanım, Fatih'in beğendiği kız arkadaşlarım oluyordu zaman zaman. Tanıştırıyordum deme. Tanıştırıyordum onları. Yok artık ya. Sonra siz nasıl oldunuz? Tamam anladık, kankasınız, böyle aile gibisiniz falan. Nasıl aşka dönüştü sizde? Ben yadırgamadım şu an. Yani anladık ki biz hani birbirimize yetebiliyoruz. Biz birbirimize her şey olabiliyoruz. Ne zaman anladınız bunu? Büyüyünce anladık Aslı Hanım. kaç sene sonra? 18 yaşında falan anladık yani büyüyünce. İlk adımı kim? İlk adımı önce hanginiz attınız? Eşim attı. Eşim ne dedi? Evet, atarken de çok çekimser kaldı. Çünkü dedi eğer hani ben sana bu teklifi sunacağım yani hoşlandığımı söyleyeceğim. Ama sen kabul etmezsen bu sefer seninle arkadaş da kalamam dedi. Bu yüzden beni kaybetmekten korktuğu için çok çekimser kalmış. İçinde tutmuş uzun bir süre. Ne zaman acaba, ne tetiklemiş, buna nasıl karar vermiş? Eşimin ya, o, bir tane... O kırılma noktasını çok merak ettim. Bilmiyorum, izleyicilerimiz de belki merak etmiştir. Eşimin bir tane çok samimi abisi var, Barış abisi. O eşimin hep aklına giriyormuş bu konuda. Bak bu kız çok iyi, bak işte bu kızdan olur falan filan. Bu şekilde eşim bana doğru bir yöneliyor yani, bir gönlü kayıyor. Vay, Barış abiye bak sen ya. Evet. Barış abi yani çelmiş aklını. Evet, onun ama böyle oluyor böyle. Sağ olsun Barış abi o zaman. Teşekkür evet, ediyoruz kendisine. Evet. Bu arada çok güzel bir şey. Hani birlikte büyüdüğün insanla evli olmak, onu çok Allah iyi tanımak. Allah. Yani ben evlendiğim zaman mesela hiç korkmadım. Hani şöyle korkmadım. Ailemden uzaktayım. Burada bir başımayım. Kimsem yok, arkadaşım yok. Güven duydum. Aynen öyle. Eşime güven duyduğum için bunların hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Evet. Evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi etmedi eşim bana. Ona bu konuda çok kırgın ve kızgınım. Hala yok. Hala etmedi aslında. Artık evlenmişsiniz. Atalan Üsküdar'ı geçti yavrum. Bekliyor musun böyle bir şey tabii ondan? Tabii ki de bekliyorum. Yani her kızın hayali değil mi? Hadi ya, her kızın hayali mi yani? Evlenmişsin artık. Hani evlilik her kızın hayali de evlilik teklifi her kızın hayali mi? Bilmiyorum. Ben çok bekledim eşimle. Senin de hayal olduğunu duyuyorum. Ya. Evet. Senin hayalin ne? Evet, hayalimdi benim. Dur, çaktırma de. İlişki testinde ben sen yokmuşsun gibi konuşayım. Tamam mı? Bakalım ne diyecek. Evet, devam edelim. Sen de devam edeceğiz. Yok, ben onun kocasına geçmedim. Hala sen değil. Yok, dönünce o tarafa yöneldim. Öyle mi? Evet. Yok, ben seni dinliyorum ablacığım. Peki isteme nasıl oldu? O şekilde oldu aslanım. İsteme de eşim İstanbul'a taşınma durumu vardı o zamanlar işinden dolayı. İsteme oldu, nişanlanalım öyle gidelim dedi. Çünkü biz zaten hani çok iyi anlaşamıyorduk. Tabii. Sürekli kavga, bir çatışma içerisindeydik. İyi anlaşamıyordunuz. Evet, yani sürekli kavga ediyorduk. Ama en yakın arkadaşlardı. Yaştan dolayı, o samimiyetten dolayı tabii. Hep bir kavgalar falan. Ha, çatışmalar. Evet. Sonra ne oldu? Nişanlanalım dedi. Biz ya ayrılacağız ya evleneceğiz dedi yani. Evlendik. Bir şey söyleyeceğim. Evlendikten sonra yine o çatışmalar devam etti mi? Yok Aslı Hanım.
gerçekten %80'e kalktı. Ne oldu yani, nikahta keramet mi vardı yani? İmzayı atınca çatışmalar mı kesildi? Ya ha? Çatışmalar şöyle oluyordu. Neredesin? Nerede kaldın? Yanımda kim var? Ama evlenince bunlar ortadan kalkıyor. Hani nerede olduğunu biliyorsun, ne yaptığını biliyorsun. O yönden azaldı. İstemede ne giydin? Kaç kişi geldiler seni istemeye? Ne taktılar? Hani adetleriniz neydi? Neler yapıldı? İstemede sadece yüzük takıldı bana. Hani bizim o taraflarda isteme ve nişanda pek bir şey takılmaz. Tamam. Genelde... Tuzlu kahve yaptın mı sen? Evet, tuzlu kahve sen yaptım eşime. O şekilde, oldu. Nişan peki oldu mu? Nişan da oldu. Nişan, söz, isteme hepsi bir arada oldu bizde. Anladım. Korona zamanına denk gelmişti Aslı Hanım. O yüzden çok kalabalık yapamadık. Aile arasında yaptık. Kına gecesini yaptınız mı? Kına gecesini kayınvalidem sağ olsun içimde kalmasın diye normalde yapmayacaktık. Yani toplandık kendi aramızda bir 7-8 kişi öyle bir kına yaptık. Peki nişanla düğün arasında ne kadar var zaman? Nişanla düğün arasında 1,5 yıla yakın var. 1,5 yıl. Neden beklediniz 1,5 yıl? Eşim askere gidip geldi bu süre içinde. Evet, bu nikahınız olduktan sonra mı? Nikahımızın olduğu gün. Evet, peki nikah ayrı, düğün ayrı mı oldu bir tane? Evet, nikahla düğün arasında da 1,5 ay zaman vardı. Elbisenin ne kadar aldı? O zaman 1000 lirayı falan görmüştü yani. Burası Hatay mı? Evet, Hatay. Düğün de Hatay'da oldu. Düğün de Hatay'da oldu. Wow. Çok güzel. Sen orada daha mı kilolusun? Evet, daha kiloluyum. Kaç kilo verdin evlenince? Ben doğumdan sonra çok zayıfladım. Doğumdan sonra? Evet, doğumdan sonra. Neden? Herkes kilo alır. Tarifini vereyim mi? Ver, çocuğun peşinde koşturuyorsun. Bir sürahi alacaksınız. Evet. Ya da kova alın. İçine biraz böyle koca stresi. Biraz ondan bundan. Sonra onu sabah akşam... İçin. Yiyin, aynen. İp gibi olursunuz. Niye öyle stres aşkım? Strese mi sokuyor damat seni? Yok, benim yapım böyle. Çok çabuk strese girebilen bir insanım. Evet, fark ettik biz. Fark ettik. Kesinlikle. Neyse, girmeyelim o konulara. Peki gelinliğin fiyatı nedir? Gelinliğimi kiraladım ben Aslı Hanım. O zaman 4000'e kiraladım. 4000 TL'ye evet. Kiralamışım. Balayına nereye gittiniz? Balayına gitmedik biz. Öyle mi? Evet. İstiyor musun? Yok, istemiyorum yani. Sonra tatile gittiniz mi? Sonra tatile tabii ki de gittik. Ama hani balayı niyetiyle gitmedik. Gitmediniz, evet. Anladım. Balayı niyetiyle evde dinlendiniz. Evet, evde de dinlenemedik çünkü... Duramıyoruz biz bugün için. Ne yaptınız peki? Ne yaptınız çocuk? Ne yaptınız kızım siz? Hani bahsettim ya, ben İstanbul'dan, Hatay'dan yeni geliyordum buraya. Geldi. Daha evim bile yoktu. Çeyizler gelmiş. Nerede ayrı kaldınız? Yerde. Kayınvalidemde kaldım. Ne kadar yaşadınız kayınvalidemde? 2 gün kaldık. Ev zaten hemen tutuldu. Sonra evi yerleştir vesaire. Çok tatlısın ya. Yani bende bir sıkıntı var herhalde. Peki düğün yaptınız ya. Evet. Düğün bitti. Nereye geldiniz? İstanbul'a. Tamam. Bu eve mi? Yok, bu eve değil. Hangi eve? Bahçeli Evler'de bir evimiz vardı. Buraya sonradan taşındık. İlk orada oturduk. Peki. Yani geldiniz o eve, Bahçeli Evler'deki eve girdiniz. Aynen öyle. Ben... Bunu yani balayına gitmediniz, eve geldiniz, evde dinlendiniz. Evet, evet öyle. Çok şükür. Tamam. O zaman ilişki testine başlayalım. Hadi başlayalım. Arıyorum. Ara Fatih'i. Bana ver direkt. Annem. Fatih merhaba, Aslı Hüner ben. Merhaba Aslı Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum bizden telefon bekliyordun değil mi? Evet, İlişki testi için. Fatih, bir şey söyleyeceğim sana. Evet, şimdi buyurun. Rabia bizi duymuyor. Duymuyor mu? Bak ne diyeceğim, sen evlenme teklif etmemişsin Rabia'ya. Ya sorma ya. Olmayın. Bir kendine böyle bir derin nefes al. Buradan evet. Bir teklif et bence, ne dersin? Ya gerçekten şu an elim boş olmasa evet derdim yani. Elim boş olmasa mı? Elinde evet, ne var? Elim boş. Ona bir yüzük almadım çünkü, o yüzden. Yahu tamam, onu alırsın, ne olacak, sen bir söyle şöyle bütün Türkiye duysun. Aslında güzel olabilir. Evet, hadi Fatih'cim. Rabia, Fatih'le sana bir şey söyleyeceğiz biz. Efendim, ben dinliyorum de. Alo, efendim aşkım. Hayatım, şimdi belki yanında değilim ama inşallah elimde bir yüzükle de gelebilirim yanına. Evet, sana daha önce evlenme teklifi etmek fırsatım olmamıştı. Biliyorsun durumlardan dolayı. Hı hı. Şimdi o zaman herkesin içinde hem televizyon karşısında benimle evlenir misin? Evet. Ay, evlenirim. Oldu mu? Oldu. Ay, güzel oldu bence.
Ay hadi bakalım, ne güzel bir anı bıraktık size. Bence güzel oldu. Gözleri evet, parladı valla. Tamam, gelirken bir yüzük müzük bir şey olmadı. Şu küpeyi kazanın, onu takarsın bari. Tamam mı? O zaman sorulara geçiyorum Fatih'ciğim. İkiniz de beni can kulağıyla dinliyorsunuz. Ardından sen hemen cevap verme. Önce eşin cevaplayacak. Sonra senden cevabı rica edeceğim. İlk tamam, sorumuz güzel başlıyor. Fatih, doğum gününde sana beğenmediğin ve asla kullanmak istemeyeceğin bir hediye alsa ne yaparsın? Şıklar geliyor. A, beğenmiş gibi yapar, ayıp olmasın diye kullanırım. B, beni tanımadığı için kızıp trip atarım. C, hediyeyi değiştiririm. Evet, cevap. Kesinlikle B ve bunu doğru bilemezse bunun için de trip atacağım. Kesinlikle B, yani beni tanımadığı için kızıp trip atarım. Evet. Bakalım ne diyecek. Evet damat. Hediyeyi değiştiririm. Aa. Aa. Ne alaka aşkım? Öyle yapar mısın? Öyle tanımış çocuk seni. O da dedi ki beni hiç tanımadığı için yok, kızarım, trip atarım ona dedi. Ya ben ona ne zaman trip atmışım ki? Hayır, soruyu yanlış anladı. Soruyu yanlış anladı o. Allah'ım ya. İkisinde de var bu yanlış anlama. İyi dinleyin. Lütfen soruyu düzgün anlayın. Tamam mı? Tamam. Evlilik yıl dönümünüzü unutup. Bak şimdi, kim unutuyor ama Fatih. Tamam. Fatih, evlilik yıl dönümünüzü unutup arkadaşlarıyla görüşeceğini söylese, Rabia sen bu durumda ne yaparsın? Artık bunu da anladı herhalde. Trip atarım. Trip atarsın. Evet, peki, trip atarım. Evet, ne yapar Rabia bu durumda? Trip atar. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Doğru. Anladı. Kayınvaliden ve annen, kayınvaliden ve annen aralarındaki bir problemden dolayı küserler. Sizin çocuğunuzun doğum günü partisinde olur bu durum. Sen bu durumda ne yaparsın Rabia? İkisine de trip atarım, konuşmayı keserim. Ay, bu da tripler yani içinde bir kız. Tripliyim. Çok, ikisine de küsersin, trip atarsın. Evet. Peki bakalım ne diyecek eşin? Evet Fatih, ne yapar Rabia bu durumda? Rabia. Bu ortamı bozmaz, doğum gününden sonraya taşır. Aa! Yine olmadı. Ne cevap verdi? Annenle kayınvalidesine, annesiyle kayınvalidesine trip atarmış. Bozulurmuş. Senin hanımının hayatı trip, biliyor musun? Devam ediyoruz. Şimdi Rabia'cığım, senin güzeller güzeli evladın kayınvalidene anne dese düzeltir misin çocuğunu? Hayır, o senin annen değil gibisinden. Evet. Tabii ki de düzeltirim. Annen değil, babaannen derim yani. Evet. Evet Fatih, ne yapar? Kesinlikle çocuğa trip atar. Güzel de. Güzel. Düzeltir mi çocuğu? Der hayır, o senin annen değil, annen benim gibisinden ya da işte o senin falan filan babaannen gibisinden. Asla, yoksa bir şey sesini çıkarmaz. Olsun, kayınvalidendir. Ona da anne dese ne olur ki? Nasılsa ileride düzeltir diye mi düşünür? Hayır. Yapmaz öyle bir şey. Çocuğa trip yapar. Hayır, çocuğa trip yapar. Yine yanlış cevap geldi ya. Yok, çocuğa trip atmıyormuş. Çocuğa diyormuş ki hayır çocuğum, annem benim, o senin babaannen. Çocuğa öğretiyor doğruyu. Bak mantıklı hani bu. Aşkım biraz sana olur, ne oldu? Bir kendine gel istersen. Emin ol, bu akşam sana trip var evde. Ne yemek var diye sor, trip. Şimdi Fatih pizza yemek istediğinde içinde tercih edeceği 3 malzeme ne olurdu? Sucuk, mantar, kaşar. Fatih, pizzanın içerisinde olmazsa olmaz 3 lezzeti söyle bize, saydı hanımın. Sucuk, kaşar, mantar. Oh. Bu evde epey pizza yeniyor, onu anlamış bulunmaktayız. Güzel. Peki. Fatih en çok hangi renk çorap sever? Siyah. Fatih, cevabı alalım. Füme. Aa. Ay yok aşkım, senin bütün çorapların ah, siyah, füme ne alaka? Aslı Hanım, tam 4 yanlış cevap var. 4 yanlış yavrum. Gelirken hanımına yüzük al altın, küpeleri veremiyorum. Bize kaldı ya hale. Ne yapayım yani, sizin yeteneksizliğiniz diyeyim, ne diyeyim? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Hadi kendine iyi bakıyorsun, hoşça kal damat bey. Teşekkür ederim. İşime de başarılar diliyorum. Teşekkürler, evet, görüşürüz canım.
Görüşürüz. Evet, geçmiş olsun. Teşekkür üzgünüz. Ederim. Ben de üzgünüm. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Evet, bugün ilişki testinde altın küpeleri veremedik. Lakin 50.000 TL bakalım hangi gelinin olacak. Şimdi büyük ödülümüz için gelinler Rabia geline puan kullanmaya geçiyorlar. Puanlamadayız. Benim sana puanım. Sadece genel olarak hani dün bende gördüğü şeylerin birçoğunu minimize etmesini beklerdim açıkçası. Sen bu kadar emeğe gerçekten bu puanı mı layık gördün? Bu puanı ben kesinlikle kabul etmiyorum. Bunu hak da etmiyorum. Ben dün hak ettiysem sen de hak ettiğini düşünüyorum. Puanlar açıldığında Rabia'nın tepkisinden birazcık şey oldum, irkildim. Az sonra. Haftanın ikinci gününde Rabia gelin için gelinler puanlarını kullandılar. Bakalım 50.000 TL büyük ödül bu hafta hangi gelinin olacak? Şimdi Rabia'cığım şöyle yorumları dinledik tüm gün. Hı hı. En yüksek puanı hangi gelin vermiş olabilir sana? En yüksek puanı Ayıcı arkadaşımdan bekliyorum. Peki en düşük puanı kim vermiş olabilir? Yani en düşük puan Rezan'dan bekliyorum, evet. Hı. Peki, o zaman en yüksek puan beklediğin arkadaşın Ay Yüce'den başlayalım. Evet. Morali başlarız yüksek puanda gelirse. İnşallah, bakalım. Peki, Ay Yüce'cim kısaca sebeplerini duyalım, ardından puanını görelim canım. Tabii ki. Girişin atmosferi çok güzel. Ben girişi beğendim. Onun dışında yatak odasındaki uyumu ve buradaki uyumu beğenmedim. Sana da onu ilettim. Onun dışında genel uyum olarak bağdaştıramadım. Düşüncelerim bu şekilde. İletmek istediğim puan da kutuda. Bu şekilde, evet, kutuda. Peki, puanını görelim canım. Benim sana puanım. Üç puan. İki puan nereden kırdın? Yani bu anlattıklarından iki puan mı kırdın? Evet. Genel olarak uyumunu beğenmediğini söylemiştim. Mutfağını beğendim. Ona bir puan verdim. Genel giriş holünü beğendim. Ferah bir holdü benim için. Sadece genel uyum olarak burası ve yatak odası için iki puan kırdım. Bu şekilde. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rezan'cığım, seninle devam edelim canım. Önce sebeplerini duyalım çok kısa bir şekilde. Tamam. Ben dün şanslı olduğunu düşünüyorum aslında Rabia'nın. Ha, bende gördüğü bazı yanlışlar belki yani üstünde durduğumuz konulara dikkat edebilirdi diye düşünüyorum. Bu konulara dikkat etmediği için aslında puan kırdım. Normalde bu puanı düşünmüyordum. Belki daha yüksek düşünüyordum ama dünkü yaşadığımız şeyle hiçbir alakası yok. Bunu da burada açıklamış olayım. Sadece genel olarak hani dün bende gördüğü şeylerin birçoğunu minimize etmesini beklerdim açıkçası. Bu yüzden böyle vermek istedim. Peki, puanını görelim o halde. Benim sana puanım. İki mi? Sen bu kadar emeğe gerçekten bu puanı mı layık gördün? Hepimizin emek ettiğini düşünüyorsun. Evet, hepimizin emek ettiğini düşünüyorsun. Ben yani kahvenin yanına vereceğim tatlıya kadar hepsine el emeği kendim yaptım çoğunu. Hani benim evim ikilik değil. Evet, eksiklerim var. Yani ben bir şeyleri hep kendim katarak bir şeyleri yapmaya çalıştım ve bu puanı ben kesinlikle kabul etmiyorum. Bunu hak da etmiyorum. Ben dün hak ettiysem sen de hak ettiğini düşünüyorum. Benim evim ikilik yani, bir ev değil. Benim emeklerim ikilik değil. Yaptığımız yemeklerde sadece karar verildiğini düşünmüyorum.
Çünkü dediğim gibi yani dün bazı şeyleri gördük. O konularda dikkat etmeni beklerdim. Neydi mesela dikkat etmeni beklerdin? Servis kaşıkları vesaire, bunlarda bir eksiklik gördüm. Servis kaşıkları? Yatak odasında mesela farklı farklı, yani grinin çok farklı. Ama hiçbir eksiğim yoktu yatak odasında ve gri bir uyum vardı. Hani senin gibi mesela rengarenk değildi benim rengarenk odamda. En azından benimki bir bütün. Hani baktığın zaman evet grinin renkleri var içinde, grinin tonları var. Ama bir bütün olarak var. Yani benim hani yatak odamda beyaz olarak bir bütündü. Absürt bir renk kesinlikle göremezsin çünkü yok. Yani benim şimdi odamda sen kendi evinle benim evimi kıyaslayarak bana bu puanı veriyorsun ve ben sana verdiğim için bunu yapıyorsun. Hayır. Sen hak ettiğinin de farkındasın ben bence. Ben eğer ki senin evini kendi evime kıyaslasaydım bir verirdim. Ama emeklerin olduğunu düşünüyorum hakikaten de. Bir de dediğim gibi yani dünkü şeylerden biraz daha dikkat etmeni beklerdim. Uyum konusunda da aynı şeyi düşünüyorum yani. Açıkçası 2,5 diye bir puan olsaydı onu verebilirdim. Bunu da sunum için verirdim. Bu konuda hak veriyorum. Fakat diğer şeyler için benim tepkim daha sakinken onun şok bir ifadeyle karşılık vermesi beni şaşırttı. Ne bekliyordu ki? Yaren, seninle devam edelim canım. Sunumunu, yemek masanı beğendin mi? Çok fazla amşam değil, eksiklerin var. Bunu sen de biliyorsun. Yatak odasındaki o tabloya çok taktım. Yani tam da başlığın üstünde o atların olmasına taktım. Anısı olduğunu söylemiştim onu. Yani bilmiyorum. Bizim için ben bir anlam ifade ettiğini söylemiştim. Evet, doğru olabilir ama yakıştırmadım. Puanıma da bunu yansıttırdım. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet. Mesela bir eve gittiğin zaman sen hani hepiniz dediniz ya bana bir fotoğraf atsaydın. Kavans, tablo vesaire. Hani bizim resmimizin olduğu bir şey. O oraya asılı olunca mesela. Sizi söylemedim. O oraya asılı olunca. Lafımı bitireyim. Onun içinde mesela onun rengi, çekildiğiniz stüdyonun rengi odaya uyumlu mu diye bakmıyorsunuz. Ama bir kavans tablo asıldığı zaman senin resmin var mesela, eşinin resmi var, farklı renkli giyinmişsiniz, ona bakmıyorsunuz. Niye? Çünkü seninle eşinin resmi. Onun zaten bir anlamı var. Benim odamdaki tabloda aynı o şekilde. Bir anlamı olduğu için ben onu kullandım. Ama ben uyumlu bulmadım. Yani şimdi bir yatak odası orası. Yatak odasında ben hayvan figürlü olan resim kullanmam. Benim gözüme hiçbir şekilde hitap etmedi. Tabii bu senin zevkin, bu benim düşüncem. Ben ama ne oldu? Ben puanıma yansıttım mı? Yansıttım. Evet, puanını görelim. Çok genel. Tabii. Yarencim. Puanında misafirperverliğine de çok fazla göz önünde bulundurarak bunu verdim. Çünkü çok stresliydin, beni de gerdin, kendin de çok gerildin. Benim sana puanım 3. Teşekkür etmek istiyorum aslında. Şey demeyeceksin. En son konuşmak istiyorum, izniniz olursa. Peki aramızdaki fark? Aranızdaki fark en azından o bir şeylerle uyum sağlamaya çalışmış. Yatak odasının aynı şekilde. Mesela yatak odasında sadece gri, siyah, beyaz görüyoruz ama sende öyle bir şey yoktur. Ben ne yapmıştım yatak odada? Yani sende... Kızlar, burası benim evim. Bir puanın kavgasını yapmayın. Neden? Benim evimde olunca... Hani şu an benim puanlamam oluyor, benim evim yorumlanıyor ya. Tamam, ben de soruyorum, merak ediyorum yani aradaki fark neydi diye. Bu da benim hakkım diye düşünüyorum. Sen olsan sen de sorardın bence. Yani benim evim demek ki bunu layık görmüş, bunu vermiş. Hani bana 3 puan verdi diye sen kendini benim evimle kıyaslama bence. Yani sen... Layık görmüş derken beni gerçekten o kadar mı layık görüyorsun? Yani hala böyle düşünüyorsun öyle mi? Nasıl, anlamadım. Yani layık görmek dediğin zaman yani... Ben kendime layık görmüş anlamında söyledim. Onu... Yani bana 3 puan evet. Layık görmüş vermiş, sana da onu layık görmüş anladım. Vermiş. Yani anladım. Onun tercihi demek istedim. Anladım. Kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. İzlediğinde herkesin bunu anlayacağını da düşünüyorum. Rezan, bence sen de yani biraz kendine gel. Senin sunumunla bugünkü sunumun arasında dağlar kadar fark vardı. Gelip sana 4 verip kıza 2 verecek halim yoktu. Sen 2'liksin, o da 3'lüktü. Evet Hilal'cim, senin puanın kaldı. Merak ediyoruz. Kısaca duyalım sebeplerini. Sebepleri öncelikle salonda bahsetmiştim zaten, koltuk takımını beğenmedim. Şu kısma çok çok takıldım ben. Hı hı. Ondan ziyade gold'la siyahın uyumunu çok fazla beğenemedim. Böyle. Peki puanını görelim. Puanımı göstermek istiyorum. Birazcık da korkuyorum. Öyle mi? Evet. Neden korkuyorsun? Şimdi her puanlar açıldığında Rabia'nın tepkisinden birazcık şey oldum, irkildim.
Üzülüyor ve tepkili olduğu için. Evet, üzülüyor bence. Hani üzülecek bir durum yok üzülüyorum burada. Üzülüyorum çünkü yani biliyorsunuz benim 9 aylık bir bebeğim var. Ben bu program için yani en tabii ki ben kaldım. Onu... Hepiniz kaldınız. Kusura bakma lafımı bölüyorum. Hani ciddi emekler harcadık. Hep birlikte harcadık. Herkes harcadı her yani. Şey bir şeyler yaptı. Hani benim burada kimsem yok. Annemi hani getirttim. O baksın diye çocuğa bir şeyler ben yapabileyim diye. Hani bu kadar emekler göz önünde olurken bir de siz böyle çıkartıp ikiyi üçü gözüme vurunca ister istemez insan böyle bir strese giriyor, geriliyor. Ya. Çünkü hani hiçbirimiz bu evi kolay kurmuyoruz, kurmadık. Tabii ki ben o dönemlerden her türlü süreçleri biz de atlattık. Evet, hiç kimse yoktu. Hepinize saygı duyuyorum. Tabii ki de hepimiz emek harcadık. Ama ben size söyledim hani uzaktaydım, eşim uzak. Hepsinin sebebini söyledim. Hani bir şeyde mesela avizeme laf etseniz kendi zevkim gittim bunu tercih ettim. Hani bir şey demem. Ama koltuk takımı dedim ki katalogdan geldi. Hani koyu ahşap ben onun ayağını nasıl beyaz yapayım dedim. Hani açık bir ahşap olsa yaparım. Nasıl gold gümüş yapayım? Hayır koltuk takımı hani da öyle hala... değildir Rabia'cığım. Çok iyi hatırlıyorum. Şeyde şu dedim masada dedim. Hani siz hala benim bunu dememe rağmen hani yapamayacağım bir şey olduğunu anladığınız için hala bastıra bastıra ayağına takıldım. Mesela tabloya takıldım. Anlamı var diyorum. Arkadaşım takılmamız hala diyor tabloya takıldım. Çünkü gelin evindeyiz Rabia'cığım. Gelin evindeyiz ama ben oraya bir fotoğraf asmış olsaydım bakıp geçecektiniz. Fotoğraf değil başka bir şey asabilirdim. Herhangi mesela bir tablo ben olabilirdi. Ben kısma takılmadım farkındaysan. Bende çok farklı bir şey var başlığın üstünde. Tamam, ama ne var? Uyumu var, renk uyumu var. Tamam. Ama bu ne bileyim hayvan figürü. Mesela burada kullanabilirdin. Eğer ki bej renklerinde olsaydı salon kaldırır. Yani size şöyle söyleyeyim. O dümdüz beyaz bir şey bile olsa onun bizim için anlamı varsa ben onu giderim baş köşeye asarım. Hiç de gocunmam rahatsız olmam. Sen bilirsin o zaman. O zaman yorumlardan da rahatsız aynen olmayacağız. Aynen. Çünkü o senin tercihin. O senin manevi anlamdaki taşıdığı evet değeri peki hissiyatı. Evet. Ama gelinlerimiz de uygun olmadığını ve uymayan şeyleri söylemek için burada. Tıpkı senin dün yapmış olduğun gibi. Evet. Evet. Yani gerçekten puanımı görmeden bu kadar önyargılı olmanı... Ben ortaya konuştum zaten ikileri, üçleri görünce tamam, diye sana Rabia bir şey söylemedim. Bakalım kaç göreceğiz. Evet Hilal'cığım senin puanını görelim canım. Günün son puanı benden çıkacak. Benim sana puanım. 3 puan. Emeğine, misafirperverliğine, lezzetlerine, bizi Hatay'a, Hatay lezzetlerini tattırdın. Güzel bir masa hazırladın. Masanda da eksikliklerin vardı. Masada da zaten biz bunları sana ilettik. Yani 5 puanı hak edecek bir ev olduğunu düşünmediğim için 5 puan vermedim. 4 puanı hak edecek bir ev olmadığı için de 4 puan vermedim. Kısa ve net arkadaşım. Puanlarını çok düşük buldum. Özellikle de Reza'nın verdiği puanı tamamen kendi gününe dolup gelmiş bana. O yüzden çok haksızlık olduğunu düşünüyorum puan konusunda. Evet, toplamda gelinlerden 11 puan aldın. Hı hı. Bir şey söylemek istiyor musun? Beklemiyordum. Biraz daha yüksek bekliyordum. Öyle. Evet. Hı hı. Teşekkür ediyorum hepsine. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Hayır aslanım artık. Söyleyeceğim peki, bir şey yok. Peki. Çok teşekkürler ediyorum. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Haftanın ikinci gününde... Çok genç gelinimiz Rabia Gelin'e konuk olduk. Çok genç yaşta evlenmiş bir bebeği var ve gelin evine katılmış. Evet, kimse dört dörtlük değil elbette. Hiçbirimiz değiliz. Rabia'nın da eksikleri var mıydı? Vardı. Gelinleri buhar makinesiyle karşıladı. Hijyene çok önem verdiğini belli etmek istedi. Evet, bir hayli fazla hijyen takıntısı olan bir gelindi. Sonrasında evet salonunda, yatak odasında uyum var mıydı? Bazı yerlerde vardı, bazı yerlerde eksikler vardı. Çeyizin gayet iyiydi ablacığım. İlişki testinde ne yazık ki başarılı olamadınız. Yemek masana gelince Hatay lezzetleri olur da lezzetler güzel olmaz mı? Seni tebrik ediyorum. 23 yaşındasın ve bu kadar lezzetleri tek başına yapmış olman takdire şayan. Aferin sana, seni tebrik ediyorum. Her şey çok lezzetliydi. Ufak tefek eksiklerin vardı sunumlarda. Onun dışında gayet güzeldi. Sana yuvanda mutluluklar diliyorum bebeğinle birlikte. Seni güzel yanaklarından öpüyorum. Benim puanımı da cuma günü öğreneceksin.
Rabia'cığım her şey için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok keyifli bir gündü bir tanem. İyi ki geldiniz. Sağ olun. İyi ki misafirim oldunuz. Ne canım benim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz kızlar. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Evet, gelinlerime de çok teşekkür ediyorum bugün için. Hepiniz harikaydınız. Çok da şıktınız. Ve yarın neredeyiz Yaren? Büyükçekmece Mimar Sinan'da. Allah Allah. Evet. Yani haftanın en iddialı, renk uyumlu eve geleceksiniz. Hmm. Bakalım. Bir de masada mı iddialıydı? Yok, masada yer. Evet. Normal mobilya anladım. Kıyafetinden her şeyde sunumlarımla, kıyafetlerimle. Saçımla, başımla, her şeyin iddialı. Tamamen şov olduğunu düşünüyorum. Diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bizi Nirvanalara çıkardı. Hadi, hadi o zaman. O yüzden çok yükseltti. Bir an önce yarın olsun istiyoruz değil mi hanımlar? Evet, kesinlikle. Peki, bugün programımızın sonuna geldik. Tekrar size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Benim mutfağım biraz değişik özellikli. Bırakın, bırakın biraz da. İki günlük havanı almak istiyorum. İkinci olarak da bugünkü havanı almak istiyorum. Hamam gibi duruyor. 6-7-8-9! Çok kirli görünüyor. Niye? Kanıyor şu an, aç onu. Tabii ki asla ben olmadı. Ben annemi hiç duyamadım. Küçücük bir şeye takıp da koskoca masaya yorumlamamaktan bahsetmeyin. Pire için yorgan yakılır, bilir misin? Kınada kaç kıyafet giydi? 3. Bir tane daha istemiştim, almamışlardı. Nasıl olur gelin evi döşemesi, temizliği? Geline gelin.